Günaydınlar, mutlu sabahlar diliyoruz. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor ve bugün takvim yaprakları 23 Nisan Salı gününe işaret ediyor. Öncelikle Beret Haber Merkezi olarak Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor. Dünyada çocuklara bayram ilan eden ilk ve tek lider Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman arkadaşlarını rahmetle, özlemle ve saygıyla anıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruluşunun da 104. yıl dönümünde kutlamalar bugün ülkemizde etkinliklerle kutlanacak. 23 Nisan kutlama programına dair ayrıntıları gündemde aktaracağız ama hemen öncesinde bizleri televizyon yanı sıra nerelerden takip edebileceğinizi hemen hatırlatalım. 100.1, 102, 90.6, 89.6 radyo frekanslarımız, ayrıca Facebook, YouTube ve Smart TV uygulamalarından da takip edebilmeniz mümkün olacak diyelim. O halde günün gündemiyle Sabah Haber'e başlıyoruz. Evet, 23 Nisan Salı gündemini aktarıyoruz demiştik. Bugün sabah saatler 9'u gösterdiğinde Lefkoşa Atatürk Anıtı'nda devlet töreni yapılacak. Diğer bölgelere baktığımızda Girne'deki tören saat 8.40'da, Mausa'da 8'de, Lefke, İskele ve Güzelyurt'ta saat 9'da yapılacak. Saat 11 ile 18 arasında Girne Ramadan Cemil Meydanı'nda çocuk şenliği düzenlenecek. 10 ile 16 saatleri arasında ise TCG İmbat gemisi ziyarete açık olacak. Tüm etkinliklere dair detayları canlı yayınlarımızdan takip etmeniz mümkün olacak diyelim ve diğer gündem başlıklarıyla devam edelim. Saat 18.30'da CTP Barış Ateşi yakılacak ve son olarak saat 19'da Toplumsal Mücadele ve Çözüm Süreci Paneli yapılacak. Böylelikle gündeme aktardık ülkemiz gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Evet, bugün ilk gazetemiz Yeni Bakış gazetesi olacak. Yeni Bakış gazetesi bugün manşetine Kıbrıs konusuna dair CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy'un yapmış olduğu açıklamayı detaylı bir şekilde paylaşıyor. Kıbrıs'ta istikrar yok başlığı kullanıldı. Kısaca bir göz atalım. CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Kıbrıs, Kıbrıslıların ele alıp gündem yapması gereken bir konudur diyerek, kim ne der ne yapar konusu önemlidir. Ancak ikincildir. Kıbrıs sorununda reel politik önemlidir. Ancak siyasi hedeflerimizi, çalışmalarımızı teslim almamalıdır diye konuştu. Yine konuşmasının detaylarını az sonra sizlerle paylaşacağız. Sürmanşete baktığımız zamansa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında dün düzenlenen etkinliğe değiniyor. Dünkü 23 Nisan etkinliklerinin detayları paylaşıyor. Çocukların meclise, Cumhurbaşkanlığına ziyaretleri detaylarda paylaşıldı. Yine bugün de törenlerle kutlanacağını iç sayfalardan paylaşıyor Yeni Bakış gazetesi. Evet, öncelikle manşetin detaylarına hızlıca bir göz atalım. CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy'un açıklamaları yer alıyor demiştik. Hemen detaylara bakıyoruz. CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Kıbrıs, Kıbrıslıların ele alıp gündem yapması gereken bir konudur diyerek, kim ne der ne yapar konusu önemlidir. Ancak ikincidir. Kıbrıs sorununda reel politik önemlidir. Ancak siyasi hedeflerimizi, çalışmalarımızı teslim almamalıdır diye konuştu. Akansoy, Doğu Akdeniz'in ortasında bu güzel ve küçük adada istikrarın ancak ve ancak çözümle mümkün olduğunu ifade ederek, çözümün adı da BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde federasyondur dedi. Ersin ve Tahsin Beylerin egemen eşitlik siyaseti Kıbrıslı Türkleri yok etme siyasetidir. Ersin Bey sözde yapıcı belirsizlik taktiği yapmaya çalışarak sürekli savruluyor, ne dediğini kimse anlamadı. Ne siyaset teorisi açısından ne de Kıbrıs müzakere literatürü bakımından tutarlı diyen Akansoy, talimatı böyle olduğu için bunu bilinçli yapıyor ancak sonuçta Kıbrıslı Türkleri itibarsızlaştırıyor. Tahsin Bey'in ideolojik duruşu ve tezleri ise belli diye konuştu. Akansoy, Kıbrıs sorununda canlılık vardır, gelişme söz konusudur. Önemli olan devrede olmak, görüş geliştirmek, çok çalışmak. CTP bu noktada oldukça yoğun bir şekilde çalışıyor. Kişisel temsilci Sayın Holguin'in tüm gelişmelerin ve toplumların istencinin farkında olduğunu düşünüyorum.
süreci dikkatle yönetiyor ifadesini kullandı. Yine CHP Genel Sekreteri Asım Akansoy'un Kıbrıs konusuna dair ve hükümete yönelik yapmış olduğu eleştiriler iç sayfadan detaylı bir şekilde paylaşılıyor. Evet, sır manşete devam edelim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında paylaşılan bir haberdeyiz. Dün düzenlenen etkinliklere dair detaylar var. Çocukların meclis ziyaretleri, yine bakanlar kuruluna katıldıkları bazı fotoğraflarda yer alıyor. Detaylara bakalım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlanıyor. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün çocuk hakları gündemiyle çocukların katılımıyla toplandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında mecliste çocuklara özel oturum yapıldı. Meclisteki dağılıma uygun olarak her ilçeden milletvekili sayısı kadar ülke okullarından toplam 50 öğrenci milletvekillerinin koltuklarına oturarak genel kurulda söz aldı. Öğrenciler ilk olarak bölgeleri ve okulları hakkında bilgi vererek başladıkları konuşmalarında çocuk haklarına dikkat çektiler. Çocuklar arasında eşitsizliklerin olduğuna değinerek büyüklerden taleplerini dile getirdikleri ifade ediliyor ve Yeni Bakış gazetesi detayları iç sayfadan paylaşıyor. Ve Avrupa gazetesi ile devam ediyoruz. Avrupa gazetesi ise bugün manşetine Turizm Derneği Başkanı Hasan Kaylıtaş'ın ifadelerine yer veriyor. Aynı zamanda bölgelerdeki inşaat projelerine dair bazı açıklamaları yer alıyor. Ve inşaat projelerinin Omorfodo'da, Güzel Yurt'ta da artışa geçtiğini detaylarda paylaştı. Hasan Kaylıtaş'ın bazı eleştirileri var. Altyapı hazır olmadan konut izinleri verilmesine dair eleştirileri de iç sayfadan paylaşıldı. Beton onu da yuttu başlığıyla Güzel Yurt bölgesini işaret ediyor Avrupa gazetesi. Hemen altında bir diğer haber görüyoruz. Bağımsız bağlantısız Tek Kıbrıs başlığıyla Güney'deki Yeşiller Partisi'nin geçtiğimiz pazar günü Gazeteciler Birliği'nde düzenlemiş olduğu halk toplantısına işaret ediyor ve bazı detayları paylaşıyor. Hemen ayrıntılarla devam edelim. Öncelikle manşetin detaylarına bir göz atalım. Az önce de ifade ettiğimiz gibi Turizm Derneği Başkanı Hasan Kaylıtaş'ın ifadeleri yer alıyor. Ön sayfadan aktarılmıyor. İç sayfadan detaylı bir şekilde paylaşıldı. Girne, Mausa, Karpaz derken sıra Omorfa'ya geldi. Altyapı yok, yol yok, kanalizasyon, arıtma sistemi yok. Taşıma yok, çevrecilik sıfır, su, elektrik ihtiyaç analizi yok. Tarım alanlarıyla gıda ihtiyaç çalışması yok ama nereden geldiği belli olmayan para var ifadesini kullandı. Yine Hasan Kaylıtaş'ın ifadelerinde altyapı hazır olmadan konut izinlerinin verilmesine dair eleştirileri de bulunuyor. Öne yansıyan bir diğer habere göz atalım. Geçtiğimiz pazar günü Gazeteciler Birliği'nde düzenlenen halk toplantısına konuşmacı olarak davet edilen Şener Levent'in yapmış olduğu konuşmadan bir ifade paylaşıldı. Bağımsız, bağlantısız, tek devlet, tek halk, tek Kıbrıs vurgusu yaptı. Öz Karahan, Avrupa Parlamentosu milletvekili seçimlerine bu partiden aday olarak katılacağı da yine bilgi olarak ayrıntılarla paylaşılıyor. Bugün Avrupa gazetesinde. Avrupa gazetesini de tamamlamış olduk. Bir diğer gazetemiz Kıbrıs gazetesi ile devam ediyoruz. Kıbrıs gazetesi ise bugün manşetine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında dün düzenlenen etkinliklere işaret ediyor. Geleceğimiz Emin Eller'de başlığıyla detayları paylaştı. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Gün nedeniyle makam koltukları çocuklardaydı diyor ve bir fotoğraf paylaşıyor. Dört ayrı alt başlık halinde detayları görüyoruz. Devlet yönetiminde yer alacaklar. Meclisteki gündem çocuk haklarıydı. Egemenliğe sahip çıkın, kabineyi çocuklar devraldı diyor gazete. Meclis Başkanı Zorlu Tören'in, Başbakan Ünal Üstel'in ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamaları yer alıyor. Öğrencileri Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığında kabul etti. Başbakan Ünal Üstel ise Bakanlar Kurulu toplantısında bakanlık koltuklarında onlara seslendi. Ve diğer yandan Cumhuriyet Meclisi'ne de çocukların ziyaret gerçekleştirdiğini detaylarda görüyoruz. Sür manşete baktığımız zamansa meclise dair ayrıntılar paylaşıldı. Dünkü meclis genel kurulunda
Annan Planı referandumunun 20. yıl dönümüne dair bazı açıklamalar yer aldı. CHP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın konuyla ilişkili olarak yaptığı açıklama var. Tek model federasyon başlığıyla Erhürman'ın Annan Planı referandumuna ilişkin yapmış olduğu açıklamayı görüyoruz. Diğer yandan Kıbrıs konusuna dair yapılan bir diğer açıklama ise Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'ndan geldi. Avrupa Birliği'ne ve Birleşmiş Milletler'e güvenmiyoruz ifadesine dikkati çekiyor Kıbrıs gazetesi. Evet, logo yanında ise yine Annan Planı referandumunun yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da bazı açıklamaları oldu. Açıklamalarından bir ifadeyi de ön sayfadan aktarıyor Kıbrıs gazetesi. Ayrıntılarla hemen devam edelim. Öncelikle manşetle başlıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında dün çocukların meclise, Cumhurbaşkanlığına ziyaret gerçekleştirdiğini sizlerle paylaşmıştık. Hemen detaylarına bakalım. 23 Nisan kutlama etkinlikleri kapsamında Meclis Genel Kurulu çocuk hakları gündemiyle çocukların katılımıyla toplandı. Çocuk hakları bildirgesinin okunduğu mecliste her ilçeden bir öğrenci konuşma yaptı. Öğrenciler konuşmalarında çocuk haklarına dikkat çektiler, çocuklar arasında eşitsizliklerin olduğuna değinerek büyüklerden taleplerini dile getirdiler. Makamında öğrencileri kabul eden Cumhurbaşkanı Tatar, çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine dikkat çekerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en değerli varlıkları olan çocukların ileride devlet yönetiminde ve diğer sektörlerde görev alacağını vurguladı. Meclis Başkanı Zorlu Töre ise, Cumhuriyet egemenliktir. Cumhuriyet Meclisi egemenliğin temsil edildiği yerdir. Kıbrıs Türk halkı da egemenliği bu meclisten almaktadır diyerek çocukların tarihini, geçmişini bilerek geleceğe daha güzel hazırlanacağını belirtti. Töre, birinci görevin her zaman egemenliğe sahip çıkmak olması gerektiğini de ifade ediyor. Bakanlar Kurulu toplantısında bakanlık koltukları çocuklara devredildi. Başbakan Ünal Üstel, bugünün küçüklerinin yarının büyükleri olacağına dikkat çekerek görevlerimizi geleceğin idarecisi olacak olan çocuklarımıza bırakacağız dedi. Başbakanın konuşmasının ardından başbakan koltuğuna oturan Gazi Can Bulat İlkokulu öğrencisi Ebrar Birgin de bize bu güzel günü armağan eden Atatürk'e teşekkür ederiz. Dünya bir günlüğüne olsa bile çocuklara bırakılsa hep kardeşlik ve dostluk kazanacak şeklinde konuştu ve manşetten fotoğraflarla bu haber detaylı olarak paylaşılıyor bugün Kıbrıs gazetesinde. Ve sür manşetle devam ediyoruz. Dünkü Meclis Genel Kurulu'na dair detaylar paylaşılıyor demiştik. CHP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın Annan Planı referandumunun 20. yıl dönümünde yine referanduma ilişkin yapmış olduğu açıklamaları görüyoruz. CHP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Türklerin azınlık statüsünde görülemeyeceğinin en önemli hukuksal dayanağının Annan Planı referandum olduğunu belirtti. Federasyonun tek gerçekçi çözüm modeli olduğunu söylememiz bilgiye dayanan bir tespittir diyen Erhürman, bunun merkezi yanı zayıf kanatları güçlü federasyon modeli olacağını da vurguladı. Yine mecliste bir diğer konuşmayı yapan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun ifadelerine hemen bir göz atalım. Ertuğruloğlu Kıbrıs Türk'üne yıllardan beridir en büyük yanlışları yapanlara güven duyarak Kıbrıs politikası şekillendirilmesinin istendiğini söyledi. Kıbrıs sorununun bir statü meselesi olduğunu vurgulayan Ertuğruloğlu, statüler eşitlenmediği sürece hayal kurmaya devam edebilirsiniz dedi. Ertuğruloğlu, bize en büyük kötülüğü yapmış Avrupa Birliği'ne ve Birleşmiş Milletler'e güvenmiyoruz ifadesini kullandı. Ve yine Avrupa Birliği'ne ve Birleşmiş Milletler'e güvenmiyoruz ifadesini öne çıkarıyor bugün Kıbrıs gazetesi. Evet, Annan Planı referandumunun yıl dönümünde bir diğer ifade ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan geldi demiştik. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve ABD ile diğer güçlere yeniden çağrıda bulundu. Sözlerinizi yerine getirin ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar. Ve spot haberlerle devam ediyoruz. Bağımlılıkla mücadeleye dair paylaşılan bir spot haber, açıklamalar yer alıyor. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sertaç Ak, madde kullanımının önüne geçmekteki en etkili yolun önerildiği zaman hayır demek olduğunu anlattı. İlk önerildiğinde
hayır de başlığıyla detayları görüyoruz. Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Kültegin Öel ise kişi bir yakının madde kullandığını ilk öğrendiği zaman şoka uğrar ve ne yapacaklarını bilemez. Bu nedenle nasıl davranmaları gerektiği çok önemlidir. Hemen gidip ne oldu, ne için diyerek konuşmaya çalışmayın. Konuşmak için en doğru zaman sakinleştikten sonra olacaktır ifadesini kullandı. Evet, Kıbrıs gazetesi bu açıklamaları da Spot Haber olarak ön sayfadan aktarıyor. Ve bir diğer gazetemiz Yeni Düzen gazetesiyle devam ediyoruz. Yeni Düzen gazetesi de bugün manşetini dünkü meclis genel kuruluna dair ayrıntıları paylaşıyor. Meğer en üst mertebe elçiymiş başlığıyla ülkemiz vatandaşlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye'ye girişinin yasaklanmasına dair meclisteki tartışmalar detaylı olarak paylaşıldı. Muhalefetin sormuş olduğu bir soru not olarak paylaşılıyor. Kıbrıslı Türk aydınlar neden Türkiye'ye giremiyor sorusunu sordu. Hükümetin vermiş olduğu yanıtsa biz de 1426 kişiyi ülkeye almadık, 800 kişiyi deport ettik yanıtını verdi. Bu durumuysa kendi insanına suçlu muamelesi başlığıyla değerlendiriyor Yeni Düzen gazetesi. Detaylarına baktığımız zamansa Başbakan Ünal Üstel'in elçiliğe yazmış olduğu soruyu okuttuğunu görüyoruz. Diğer yandan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın da bazı açıklamaları, konuya ilişkin açıklamaları detaylarda yer alıyor. Evet, meclise dair bir spot daha görüyoruz. CHP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın Kıbrıs konusuna dair yapmış olduğu açıklamalar yer alıyor. Yine detaylara az sonra bakacağız. Ve son olarak sür manşete baktığımız zamansa Kıbrıs'ta adanın kuzeyi ile güneyi arasındaki geçişlerin başladığı 23 Nisan 2003'ten bu yana 21 yıl geçti. Bu sürede neredeyse 155 milyon geçiş işlemi yapıldığı aktarılıyor. 21 yılda 155 milyon geçiş başlığıyla detayları aktarıyor Yeni Düzen gazetesi. Hemen manşetin ayrıntılarına bir göz atalım. Dünkü meclise dair detaylar paylaşılıyor demiştik. Detayları sizlerle paylaşalım. UBP-YDP-DP hükümetinin Türkiye'de yasaklı Kıbrıslı Türkler konusunu en üst mertebeden araştırıyoruz dediği en üst mertebenin Lefkoşa'daki Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği olduğu ortaya çıktı. Başbakan Ünal Üstel 5 ay önce elçiliğe yazdığı soruyu okuttu. Bir türlü yanıt alamadıklarını söyledi. Üstel, peki sözlü olarak sorduğunuzda ne yanıt alıyorsunuz sorusu üzerine ise bakıyoruz dediler, zorunlulukları yok, mahkemeye gidin diyorlar ifadelerini kullandı. Öte yandan mecliste söz alan Erhan Arıklı ise Türkiye'ye girişi yasaklanan Kıbrıslı Türk aydınları Interpol tarafından aranan ve Kıbrıs'ın kuzeyinden deport edilen yabancılarla özdeşleştirdi. Biz de 1426 kişiyi ülkeye almadık, 800 kişiyi deport ettik dedi. Arıklı'nın bu sözlerine hükümetin başı Başbakan Üstel müdahale etmedi, dolaylı olarak onayladı. Kendi insanını Interpol tarafından aranan suçlulara benzettiği ifade ediliyor ve bu durumu eleştiriyor Yeni Düzen gazetesi. Yine mecliste CHP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın Kıbrıs konusuna dair yapmış olduğu açıklamalar var. Ortaya koyduğunuz vizyon bugünün gerçekliğiyle bağdaşmıyor ifadesi öne çıktı. Tarihi gerçekleri saptırmak bize geleceği kurmak açısından doğru verileri sunmuyor. Referandum yapılmasın diyordunuz. Şimdi Kıbrıs Rum tarafının hayrı üzerine dünyalar kuruyorsunuz. Tarihi de kavram kargaşasıyla okuyorsunuz. Bu toplumun önünü tıkıyorsunuz ifadelerini kullanıyor CHP Genel Başkanı Erhürman. Ve öne çıkan bir diğer önemli gündem başlığıysa Kıbrıs'ta adanın kuzey ile güney arasında geçişlerin başladığı 23 Nisan 2003'ten bu yana 21 yıl geçti diyor. Bu sürede neredeyse 155 milyon geçiş işlemi yapıldığı vurgulandı. Detayları iç sayfadan aktarıyor. Yine 23 Nisan 2003'ten bu yana 21 yılda kuzey ile güney arasındaki geçişlerin başlaması bugünün bir diğer önemli gündem başlığı diyebiliriz. Yeni Düzen gazetesini tamamladık. Diyalog gazetesiyle devam ediyoruz. Diyalog gazetesi de bugün manşetine
Karşılıklı geçişlerin başlamasıyla ilgili tarihi kararın 21. yılı olduğuna dikkat çekiyor. Ve yine bu konuya ilişkin hem vatandaşların hem de esnafın sesi oluyor. Detaylı bir şekilde onların yorumlarını paylaşıyor. Lokmacıdan turist akışı esnafı kurtardı. Teknik komiteler yeni kapılar açmalı. Alt başlıklarıyla detaylar paylaşıldı. Fotoğraflarla da desteklendi. Daha çok kapı başlığı kullanılıyor. Öne çıkan bir diğer haber ise dünkü Meclis Genel Kurulu'na dair bir fotoğraf görüyoruz. Meclis gerildi başlığıyla detaylar paylaşıldı ve iki ayrı polisiye haber daha ön sayfadan paylaşılıyor. Ayrıntılarla devam ediyoruz. Öncelikle manşet diyelim. Kıbrıs'ta sınır kapılarının 23 Nisan 2003 yılında açılmasının ardından tam 21 yıl geçti. Gazete muhabirinin görüştüğü Lefkoşa'daki Arasta esnafı, karşılıklı geçişlerden duyulan memnuniyeti dile getirdi ve daha çok kapı açılması için yetkililere çağrı yaptı. Kapılar açılmasaydı Arasta çarşısı kalmazdı diyen vatandaşlar, hem Kıbrıs durumların hem de yabancı turistlerin kuzeye geçmesiyle birlikte alışverişlerin canlandığını söyledi. İki toplum liderinin veya teknik komitelerin bir an önce yeni kapılar için karar almasını isteyen esnaf, yoğun günlerde uzun muhacirat kuyruklarının oluştuğunu ve insanların sıkıntı yaşadığını belirtti. Esnaf, daha çok kapı, daha çok geçiş, daha çok temas ve yakınlaşma, daha çok alışveriş anlamına geliyor ifadesini kullandı. Ve az önce de ifade ettiğimiz gibi büyük bir fotoğrafla kalabalığa işaret ediyor Diyalog gazetesi. Evet, dünkü meclise dair bir fotoğraf görüyoruz demiştik. Meclis gergin başlığıyla paylaşılıyor. Kıbrıs sorunuyla ilgili tartışmalar iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında sert tartışmalara yol açtı dedi ve meclise dair detayları iç sayfadan paylaşıyor. Evet, polisiye haberlerle devam ediyoruz. Polis bir kilo uyuşturucuyla yakalanan Nijeryalıların ilişkili olduğu kişilerin peşinde patron aranıyor başlığıyla detaylar iç sayfadan paylaşılıyor. Ve öne yansıyan son haberde ise Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen soruşturma çerçevesinde bir kişi tutuklandı, iki kişi teminatla serbest bırakıldı. Okula gitmeden diploma aldı başlığıyla bu haberde yine ön sayfadan spot başlık olarak paylaşılıyor bugün. Diyalog gazetesini de böylelikle tamamladık ve bir diğer gazetemiz Özgür Gazete ile devam ediyoruz. Özgür Gazete ise bugün manşetine sağlık sistemine dair eleştirilerini paylaşıyor. Rezaletin boyutu çok büyük başlığını kullandı. Sağlıkta sevk skandalları bir diğer alt başlık görüyoruz. Devlet hastanelerindeki yoğunluk nedeniyle vatandaşların özele sevk edildiğini paylaşıyor. Ve 3 ayrı alt başlık kullanıldı. Büyük milliyetçiler Kıbrıs gazisini kaderine terk etti. Deliryum teşhisli hastayı arabaya koyun getirin dediler. Yurttaşın vergisiyle kamuyu çökert, özeli semit başlıkları kullanıldı. Hemen bakalım kısaca. Evet, 75 yaşındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı, 1974 gazisi, KUA hastası, KS'yi devlet hastanelerinde yer yok diye Yeni Boğaziçi Yakın Doğu Hastanesi'ne sevk eden Sağlık Bakanlığı, yoğun bakımdan çıkarılan ama yerinden kıpırdatılmaması gereken hastanın masraflarını önce ödeyeceğiz dedi, sonra ödemedi. Aileye tam 68 bin TL'lik fatura çıkarıldı. Aile borçlandı, babalarını hastaneden çıkarttıkları ifade ediliyor ve bunun gibi bazı örnekler daha hem iç sayfadan hem de ön sayfadan fotoğraflarla desteklenerek paylaşılıyor bugün Özgür Gazete'de. Ve bir diğer gazetemiz Vatan Gazetesi ile devam edelim. Sahte diploma ve yolsuzluk soruşturmasına dair detaylar ve son gelişmeler paylaşıldı. Kıbrıs Türk Hava Yolları eski çalışanının tutuklandığına işaret ediyor. 3 kişinin de serbest bırakıldığına dikkati çekiyor ve detaylar paylaşıldı. Detayları az sonra sizlerle paylaşacağız. Sürmanşete baktığımız zaman ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin bugünkü programa dair detaylar paylaşıldı. Yine düne dair de detayları iç sayfadan aktarmayı tercih ediyor Vatan Gazetesi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun başlığı altında. Ve spot haberlerdeyiz. Bir kaza haberi var. Yine Lefkoşa ana yolunda boş tüp yüklü kamyonet devrildi. Sürücü ise yaralandı diyor.
Ve dünkü meclise dair bir detay görüyoruz. CHP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın Kıbrıs konusuna ilişkin yapmış olduğu açıklama var. Ortaya koyduğunuz vizyon bugünün gerçekliğiyle bağdaşmıyor ifadesi öne çıkarıldı bugün Vatan Gazetesi'nde. Ayrıntılarla hemen devam edelim. Öncelikle sahte diploma ve yolsuzluk soruşturmasına dair gelişmeleri sizlerle paylaşalım. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde sahte diploma alan Kıbrıs Türk Hava Yolları eski çalışanı BG tutuklandı. Polis zanlının 30 Eylül 2019 tarihinde okula kayıt yaptırmış gibi gösterildiğini ancak sistemden yapılan araştırmada kaydının 5 Haziran 2023'te yapıldığını, 19 Haziran 2023 tarihinde ders girişi yapıldığını ve aynı gün 4 yıllık psikoloji fakültesinden mezun edilerek diploma verildiğini söyledi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına da emir verdi. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nden sahte diploma alan Kıbrıs Türk Hava Yolları çalışanı uçak teknikeri BK ve eşi NK teminat talebiyle Lefkoşa'da mahkemeye çıkarıldı. Polis VK'nın Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nin psikoloji bölümüne gerçek kaydının 5 Haziran 2023'te yapılmasına rağmen 15 Ekim 2019'da yapılmış gibi gösterildiğini ifade etti. Polis 5 Haziran 2023 tarihinde zanlı adına sisteme 19 ders girildiğini ve toplam 61 ders almış gibi gösterilerek aynı gün mezun edildiğini açıkladı. Polis NK'nın ise Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nin Ağız ve Diş Sağlığı Ön Lisans bölümüne kaydının 25 Mayıs 2023'te yapılmış olmasına rağmen 30 Eylül 2021'de kaydı yapılmış gibi gösterildiğini ve 19 Haziran 2023'te 39 ders girişi yapılarak zanlının aynı gün mezun edildiğini ifade etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, BK ve eşi NK'nın tutuksuz yargılanmalarına karar verdi. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde devam eden sahte diploma soruşturması kapsamında sahte belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme suçlarından dolayı gözaltına alınan ve 3 günlük tutukluluk süresinin ardından dün yeniden Güzelyurt'ta mahkemeye çıkarılan iş insanı HS teminatla serbest bırakıldığını aktarıyor. Evet, manşeti sizlerle paylaştık. Fotoğraflarla desteklenerek manşet haber paylaşılıyor bugün Vatan Gazetesi'nde. Ve şimdi ise sür manşetle devam ediyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun başlığı kullanıldı. Ve bugünkü törenlere, etkinliklere dair detaylar paylaşılıyor. Gündemde de aktarmıştık. Yine Vatan Gazetesi'nin vesilesiyle yeniden sizlerle paylaşalım. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün ülke genelinde tören ve etkinliklerle kutlanacak. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu bugün saat 08'de Bayrak Radyo ve Televizyonu'nda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak. Ardından saat 09'da Lefkoşa'da Atatürk Anıtı önünde devlet töreni düzenlenerek anıta çelenk bırakılacak. Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak. Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gün boyunca okullarda ve ilçelerde de çeşitli etkinlikler düzenleneceği ifade ediliyor. Vatan Gazetesi'nin sür manşetinden aktarılıyor. Ve spot haberlerle devam edelim. Dünkü Meclis Genel Kurulu'na dair bir haber görüyoruz. CHP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın ifadeleri paylaşıldı. Erhürman, Kıbrıs sorunuyla ilgili ortaya koyduğunuz vizyon bugünün gerçekliğiyle bağdaşmıyor. Kavramları çarpıtmayın saptaması yaptı. Erhürman, Cumhuriyet Meclisi'nde dünkü konuşmasında tarihin kavram kargaşasıyla okunduğunun altını çizdi ve toplumun önünü tıkıyorsunuz ifadelerini de kullandı. Evet, dün gerçekleşen kaza haberinin fotoğrafı yansıyor bugün Vatan Gazetesi'nin ön sayfasına. Bir diğer haberdeyiz. Girne Lefkoşa Anayolu üzerinde dün meydana gelen kaza sonucu yan devrilen boş tüp yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı. Yaralanan araç sürücüsünün kaldırıldığı Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi ise halen sürüyor. Evet, Meteoroloji Dairesi'nden paylaşılan bir haber görüyoruz. Hava sıcaklığı bu hafta 37 dereceye kadar çıkacak.
ve yağmur beklenmiyor bilgisi paylaşılıyor bugün. Vatan gazetesini tamamladı. Halkın Sesi gazetesi ile devam ediyoruz. Ülkemiz basınındaki son gazete olacak Halkın Sesi gazetesi. Çöl tozları sağlığımızı tehdit ediyor başlığını kullandı ve bir açıklamaya yer veriyor gazete. Toraks Derneği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcisi göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Füsun Yıldız'ın açıklamaları var konuyla ilişkili paylaşılan. Ülkede etkili olan çöl tozu fırtınaları yaşamı tehdit eden ciddi bir halk sağlığı sorunu olmaya başladı. Uzmanlar gerekmedikçe evden çıkılmaması, çıkıldığı takdirde de maske takılması çağrısında bulundular. Sürmanşete baktığımız zamansa liderimizi yaşatmak Kıbrıs Türk'ünün vefa borcudur. Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, toplum liderinin yaşatılmasının Kıbrıs Türk'ünün vefa borcu olduğunu vurguladı, diyor. Ve dün gerçekleşen şiir, kompozisyon ve resim yarışmasının ödül törenine işaret ediyor Halkın Sesi gazetesi. Ve aynı zamanda logo yanına baktığımız zamansa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bugün tören ve etkinliklerle kutlanacağını ön sayfadan bir fotoğrafla paylaşıyor. Törenlere ve etkinliklere dair detayları ise iç sayfadan paylaşıyor Halkın Sesi gazetesi. Evet, devam edelim. Manşetin detaylarına hızlıca bir göz atalım. Füsun Yıldız'ın açıklamaları var demiştik. Doktor Füsun Yıldız'ın yapmış olduğu açıklamaları sizlerle paylaşıyoruz. Ülkede etkili olan çöl tozu fırtınaları yaşama tehdit eden ciddi bir halk sağlığı sorunu olmaya başladı. Uzmanlar gerekmedikçe evden çıkılmaması, çıkıldığı takdirde ise maske takılması çağrısı yaptı. Çöl tozu fırtınalarıyla ilgili uyarılarını Dilek Orhan'la paylaşan Türk Toraks Derneği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcisi göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Füsun Yıldız, havada çöl tozlarının bulunduğu günlerde solunum, kalp ve damar hastalıklarıyla hastane başvurularının, hastalık ve ölümlerin arttığını vurguluyor. Yıldız, soluduğumuz havada çöl tozları gibi doğal minerallerin taneciklerinin yanı sıra sanayi ve tarım etkinlikleriyle oluşan kimyasal taneciklerin de bulunabileceğini ve bu maddelerin bağışıklık sistemi yanı sıra kalp dolaşım ve solunum sistemine zarar verdiğini açıkladı. Doktor Füsun Yıldız, bu tür havalarda kapalı ortamda kalınması, dışarı çıkılacaksa ağız ve burnun maske veya ıslak bezle kapatılması, açık havada ağır egzersiz yapılmaması ve araba kullanırken havalandırmanın çalıştırılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Evet, sürmanşette devam ediyoruz. Halkın Sesi gazetesinin sürmanşetindeyiz. Dünkü ödül törenine değiniyor. Kompozisyon ve resim yarışmasının ödül törenine işaret ediyor demiştik. Detayları yeniden sizlerle paylaşalım. Liderimiz Doktor Fazıl Küçük'ün anısına düzenlenen okullar arası şiir, kompozisyon ve resim yarışmasının ödül töreni dün yapıldı. Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, toplum liderinin yaşatılmasının Kıbrıs Türk'ünün vefa borcu olduğunu da vurguladı. Ve detayları iç sayfadan aktarıyor. Ödül törenine dair bir fotoğraf da yine ön sayfadan okurları için paylaşıyor gazete. Evet, logo yanındaysa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bugün tören ve etkinliklerle kutlanacağına değiniyor demiştik. Az önce de ifade etmiştik ve öne yansıyan son haberdeyiz. Bir spot başlık görüyoruz. Tabipler Birliği Genel Sekreteri Profesör Ceyhun Dalkan'ın ifadesi var. Ülkede bir yıldan uzun süredir çocuklar için kamudan aşıya erişimde sorunlar yaşandığına dikkat çekiyor. Ve Ceyhun Dalkan'ın bu konuyla ilişkili, aşılarla ilişkili yapmış olduğu açıklamasının detayları ise Halkın Sesi gazetesinin iç sayfalarından paylaşılıyor bugün. Evet, Halkın Sesi gazetesi bugün ülkemiz basınındaki son gazeteydi. Böylelikle ülkemiz basınını tamamladık. Şimdi ise Türkiye basınındaki son gelişmelerle Sabah Haberi devam ediyoruz. Türkiye basınında bugün ilk gazetemiz Milliyet gazetesi olacak. Milliyet gazetesi bugün manşetine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a gerçekleştirmiş olduğu ziyarete dair detayları paylaştı. Oradaki temaslarını ayrıntılı bir şekilde aktarıyor ve imzalanan anlaşmaya dair de detayları paylaşıyor. Hemen ayrıntılara bakalım.
Bağdat'la ilişkilerde dönüm noktası, PKK Irak'tan silinecek başlığıyla detayları paylaşıyor gazete. Bağdat'ta 26 anlaşmaya imza atan Erdoğan, PKK resmen terör örgütü ilan edilerek Irak'taki varlığının sonlanacağına olan inancımı paylaştım mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Irak'a tarihi önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Önce Bağdat'a ardından Erbil'e giden Erdoğan'ın ziyaretiyle iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldı. Kalkınma yolu projesinde işbirliğine ilişkin mutabakat zaptının imzalandığı ziyarete terörle mücadeleye ilişkin mesajlar ise damga vurdu. Irak'tan Türkiye'yi hedef alan terör örgütü PKK'ya ve uzantılarına karşı atabileceğimiz müşterek adımları istişare ettik diyen Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Reşit'le buluşma sırasında PKK ile mücadele konusunda Irak'tan beklentilerinin bulunduğunu, İran terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini de ifade ediyor. Bu ifadeler ise ön sayfadan paylaşıldı. Evet, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit ile çekilen bir fotoğraf görüyoruz. Altında da bir not paylaşılmış. Erdoğan, Bağdat'la Kuzey Irak bölgesel yönetimi arasındaki ilişkilerin rayına girmesinin ve Türkmenlerin hak ettiği konuma ulaşmalarının İran istikrarı için önemli olduğunu belirttiği paylaşılıyor. Evet, öne yansıyan bir diğer haberle devam ediyoruz. Almanya'dan çok yönlü bir ziyaret başlığı kullanılıyor. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in 3 günlük Türkiye ziyareti dün İstanbul'dan başladı. Ziyaretin halkla ilişkiler boyutunda yakın bağlara, ekonomik ilişkilere ve gurbetçilerin hikayesinde dikkat çekiliyor. Steinmeier'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde ise Gazze, Avrupa Birliği'ne üyelik, Eurofighter alımı, Almanya'daki terör etkinliği gibi konularda masaya yatırıldığı ifade ediliyor. Bir fotoğraf karesiyle destekleniyor. Evet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Öne yansıyan bir diğer haberdeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün açılışının 104. yıl dönümünü kutlayacak. Anıtkabir'de başlayacak törenler kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda özel oturum gerçekleştirilecek. Tüm yurtta, okullarda düzenlenecek etkinliklerle çocuklar kendi bayramlarını coşkuyla kutlayacaklar diyerek yine 23 Nisan'a dair bir fotoğraf ön sayfadan aktarıldı. Ve geçiyoruz CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarına. Beştepe'ye giderim başlığıyla ifadesini öne çıkarıyor gazete. Ülkenin Cumhurbaşkanı randevuyu hangi güne verirse biz ona uyarız. Randevuyu eğer Çankaya Köşkü'nde verirse son derece şık olur. Onun dışında seçenekler meclis, AK Parti genel merkezi olabilir. Beştepe'de randevu verilirse Beştepe'ye giderim, bir inat uğruna dünya kadar bir beklentiyi, milletin beklentilerini heba edemem dedi. Bu ifadeleri de Milliyet gazetesi öne çıkarıyor. Ve Akşam Gazetesi ile devam ediyoruz. Akşam Gazetesi Türkiye için önemli bir gündem başlığı olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a gerçekleştirdiği ziyaretin detaylarını paylaşıyor. İmzalanan anlaşmaya dair detayları görüyoruz. Kalkınma yoluna ilk imza başlığıyla aktarıyor gazete. Hemen kısaca sizlerle paylaşalım. Başkan Erdoğan'ın 13 yıl sonraki ilk Bağdat ziyaretinde terör örgütü PKK'nın Irak'tan temizlenmesi için mutabakata varıldı. Irak Cumhurbaşkanı Reşit ve Başbakan Sudani ile görüşen Erdoğan, iki ülkenin istikrarını sağlayacak güvenlik işbirliğinde mutabık kaldık. Irak hükümetinin PKK'ya karşı atacağı her adımı destekleyeceğiz dedi. Sudani ise Irak topraklarından başka bir ülkeye saldırı düzenlenmesine izin veremeyiz. Irak ve Türkiye'nin güvenliği bölünmez bir bütündür. Aramızdaki güvenlik işbirliği bölge için kritik önemde diye konuştu. Evet, kalkınma yoluna ilk imza, bir diğer alt başlıktayız. Önemli bir başlık, Türkiye için önemli bir başlık diyebiliriz, haber diyebiliriz. İlk etapta 20 milyar dolarlık ticaret hacmi yaratacak kalkınma yolu projesi mutabakatı Türkiye, Katar, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından imzalandı. Erdoğan, bu stratejik planlama tüm bölgenin istikrarı ve refahına katkı yapacak ifadesini kullandı. Kalkınma yoluna ilk imzaya dair ifadesi de bu şekilde paylaşılmış oldu. Evet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun başlığını görüyoruz. Çocuklar Meclisi şenlendirdi.
Detaylarına hemen bakıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Meclis Genel Kurulu'nda çocuk özel oturumu gerçekleştirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş çocuklara önümüzdeki 10 yıllarda bu meclisin sıralarında sizler oturacaksınız dedi. Ve yine Numan Kurtulmuş'la bir çocuğun çekilen fotoğrafı da ön sayfadan paylaşılıyor bugün. Evet. Bir diğer açıklamayla devam edelim. Eski Sanayi Bakanı Mustafa Barank'ın açıklamaları var. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in yapmış olduğu açıklamaya dair tepkisini dile getiriyor. 100 milyonluk villa aldı iftirasına sert tepki gösterdi. Zekeriya Köy'de değil havuzlu villa 1+1 daire bile almadım. Ankara'da da iki dönüm arazi şöyle dursun. Hiçbir zaman evim olmadı. Azıcık haysiyetin varsa o elimde görüntüler var dediğin havuzdaki fotoğrafımı çıkar. Yarın tüm görevlerimden istifa edeyim ifadesini kullanıyor eski Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın bu tepkisi de ön sayfadan paylaşılıyor bugün akşam gazetesinde. Böylelikle akşam gazetesini de tamamladık. Türkiye ile devam edelim. Türkiye gazetesi de bugünün en önemli gündem başlığı olan Erdoğan'ın Irak ziyaretine dair detayları paylaştı. Orada imzalanan anlaşmaya dair detayları da yine paylaşıyor gazete. Erdoğan'ın ziyaretiyle bir dönemin kapısı açıldı. Irak'la yeni sayfa başlığıyla detaylar paylaşılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 bakanla çıkarma yaptığı Bağdat'ta kalkınma yolu anlaşmasına imza attı. Erbil'de önemli mesajlar da verdi diyor. Erdoğan'ın tarihi Bağdat ziyaretinde Türkiye-Irak ilişkilerinde yeni bir kapı açıldı. Görüşmede Irak, Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında bölgeyi ihya edecek kalkınma yolu mutabakatı imzalandı. PKK ve FETÖ'ye karşı resmen ortak mücadele kararı da alındı. Irak Başbakanı Sudani, Irak ve Türkiye'nin güvenliği bölünmez bir bütündür ifadesini kullandı. Yine kritik bir dönemde gerçekleştirdiği ziyaretin yeni başlangıç olduğuna ifade eden Cumhurbaşkanı, Suni engelleri kaldıralım mesajını da verdi. PKK'nın Irak'ta yasakta örgüt ilan edilmesini memnuniyetle karşıladık diyen Erdoğan, Irak'a bu konuda atacakları her adımda destek sağlamaya hazır olduklarını da bildiriyor. Evet, öne çıkan bir diğer haberle devam ediyoruz. Alman lideri İsrail'e destek protestosu diyor gazete. Katil İsrail'e silah ve siyasi destek veren Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul'a gittiği her yerde Filistin bayrakları ve katil Almanya Türkiye'den defol sloganlarıyla protesto edildiği paylaşıldı. Yine iki ayrı fotoğrafta görüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de bir görüşme gerçekleştirdiği bir fotoğrafla aktarıldı. Evet, öne çıkan bir diğer haberle devam edelim. Gübre pahalılığının çaresi Leonardit başlığı kullanılıyor. Gübre ithaline yılda 3 milyar dolar veren Türkiye Leonardit'i keşfetti. Avrupa'da birçok ülkenin kullandığı Leonardit gübre Türk çiftçisinin de gözdesi haline gelmeye başladı. 25 kilo ithal gübre 600 liradan başlıyor. 25 kilo Leonardit gübre ise sadece 200 lira. Üstelik gübreden daha verimli yerli Leonardit gübreyle cari açığın azaltılması da hedefleniyor. Evet, hemen yanında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ifadeleri var. DEM Parti derhal kapatılmalıdır ifadesini kullandı ve gazete bu ifadeyi öne çıkardı. Hemen açıklamasının detayına bir göz atalım. Türk bayrağını kabullenemeyen şerefsizlerin vatandaşlıktan derhal çıkarılması, mallarına el konulması, DEM Parti'nin kapatılması ecdada ve millete namus borcudur ifadesini kullanıyor. Ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de bu ifadeleri bugün ön sayfadan aktarılıyor Türkiye gazetesinde. Evet, Sözcü Gazetesi ile devam ediyoruz. Sözcü Gazetesi bugün manşetine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na dair büyük bir fotoğraf paylaşıyor. Seni sevmeyen kahrolsun başlığıyla Mustafa Kemal Atatürk'e işaret ediyor. Atam, 23 Nisan'ın 104. yılında bile seni ve değerlerini anlamayanlar var. Bu şiir o karanlık zihniyete gelsin diyerek bir şiir paylaşıyor Sözcü Gazetesi bugün manşetinde. Egemenlik 104 yıl önce bugün saraydan alınıp ulusa verildi. Ulu Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı Amasya, Erzurum ve Sivas'ta ilkelerini belirlediği mücadele 23 Nisan 1920'de Ankara'da ete kemiğe büründü. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Egemenliği ulus adına devralıp
Kurtuluş Savaşı'nı yönetti. 3 yılda işgalcileri denize döküp zaferini cumhuriyetle taçlandırdı diyor gazete. Evet, spot haberlerle devam ediyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 23 Nisan mesajı yer alıyor. 23 Nisan mesajında DEM Parti'ye sert sözlerle yüklendi diyor gazete. Türk bayrağını kabullenemeyen şerefsizlerin vatandaşlıktan çıkarılması, mallarına el konulması, kapatma davası açılması vatana ve millete namus borcudur dedi. Diğer yandan CHP lideri Özgür Özel'in açıklamaları var. Böyle giderse erken seçim yakındır ifadesini kullandı. Yine hükümete yönelik bazı eleştirileri bulunuyor. Emeklinin sesini duymazsan, gençlerin özgürlüğünü kısıtlarsan, çiftçiye destek olmazsan bu millet o zaman seçim isterse ben de erken seçim derim. Böyle giderse erken seçim de yakındır dedi. Evet, Sözcü gazetesini tamamladık. Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Yeni Şafak gazetesi de bugünün en önemli günden başta olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a gerçekleştirdiği ziyaret var ve oradaki görüşmeler ve imzalanan anlaşmaya dair detayları ayrıntılı bir şekilde fotoğraflarla destekleyerek paylaşıyor Yeni Şafak gazetesi. Detaylarını yeniden kısaca sizlerle paylaşalım. Diğer gazetelerde detaylı bir şekilde aktardık. Dönüm noktası başlığını kullanıyor gazete. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Irak'a kalkınma yoluyla küresel ticareti ve bölgesel dengeleri değiştirecek, güvenlik alanındaki işbirliğiyle de PKK'nın Kandil'deki varlığını bitirecek tarihi bir ziyarette bulundu. Ankara-Bağdat arasında 26 anlaşma imzalanırken Erdoğan ziyaretin ve anlaşmaların ilişkilerde yeni bir dönüm noktası olacağını da söyledi. Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Sudani ile görüşmesinin ardından yapılan ortak basın açıklamasında da şöyle konuştu. Sayın Başbakan'la birlikte altına imza attığımız ortak işbirliği için stratejik çerçeve anlaşması sağlam bir yol haritasını teşkil ediyor dedi. Irak topraklarından Türkiye'yi hedef alan terör örgütü PKK'ya ve uzantılarına karşı atabileceğimiz müşterek adımları istişare ettik. Irak hükümetinin bu doğrultuda atacağı her adımda ihtiyaç duyacağı tüm desteği sağlamaya hazırız dedi. Erdoğan ve Sudan'ın himayesinde Irak, Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında kalkınma yolu projesinde işbirliğine ilişkin dörtlü mutabakat zaptı imzalandığını da paylaşıyor. Bir fotoğrafta imzalandığı ana dair bir fotoğraf görüyoruz. Destekliyor gazete fotoğrafla. Bağdat'taki hükümet sarayında imzayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'yla Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri mevkidaşları attığı da paylaşılıyor. Evet, öne yansıyan bir diğer haberdeyiz. Bir diğer önemli günden başlığı diyebiliriz. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in İstanbul'a geldiği ve Gazze protestosu gerçekleştiriyor buradaki vatandaşlar, Türkiye'deki vatandaşlar. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'yla 1961'de ilk Türk işçi kafilesinin Almanya'ya uğurlandığı Sirkeci Garı'nı ziyaret etti. Bu sırada Özgür Dere bağlı bir grup, Almanya'nın İsrail'e desteği nedeniyle Steinmeier'i protesto etti. Grup Katil Almanya, Gazze'nin katili Almanya'nın silahı sloganları attığını da paylaşıyor. Evet, bir diğer gazetemiz Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Demokrasinin 3 kalesi başlığı kullandı. Yine 23 Nisan'a işaret ediyor gazete ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. yılına dair detayları paylaşıyor. Büyük Önder Atatürk'ün 23 Nisan 1920 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurarak Cumhuriyet'in temellerini atmasının üzerinden 104 yıl geçti. O günden beri halkın iradesi Ankara'daki 3 farklı meclis binasında ışıldadı diyor. 1. 2. ve 3. meclis olarak fotoğraflar aktarılıyor. 1920 ile 1924 yılları arasında 1. meclisin fotoğrafı yansıtıldı. 1924 ile 1960 yılı arasındaki 2. meclisin fotoğrafını görüyoruz ve 1961 ile 2024 yılları arasındaki 3. meclisin fotoğrafı da bugün ön sayfadan paylaşıldı. Hemen detaylarına bakalım. Geçmişe dair bazı detaylar paylaşılıyor. Tarihe dair detayları görüyoruz. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası 1915 yılında Mimar Salim Bey tarafından tasarlandı. Savaş nedeniyle yapımı yıllar süren iki katlı binanın duvarlarında Ankara taşı kullanıldı.
Bina 1. Milli Mimarlık Dönemi'nin Ankara'daki ilk örneklerinden kabul ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi 18 Ekim 1924'te 200 metre mesafedeki ikinci binasına geçti. Mimar Vedat Tekin tasarladığı binada Osmanlı ve Selçuklu motifleri ön planda. Meclisin 1961'den beri bulunduğu mevcut bina 1938'deki yarışmada birinci olan Profesör Doktor Hozmeister'in projesi olduğunu ifade ediyor. Evet, öne yansıyan bir diğer haberse Türkiye için önemli gündem başlığı diyoruz her zaman bugün paylaşırken sizlere. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretine dair detaylar var. Orada imzalanan anlaşmaya dair ayrıntılar da ön sayfadan fotoğraflarla desteklenerek paylaşılıyor. Ve Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah gazetesi de bugün 25 milyar dolarlık yeni İpek yolu başlığını kullandı. Irak'ta imzalanan anlaşmalara işaret ediyor ve temaslarını paylaşıyor Erdoğan'ın. Başkan Erdoğan'ın Irak'a yaptığı tarihi ziyarette Türkiye'yi Basra Körfezi'ne bağlayan kalkınma yolu projesi dahil güvenlikten tarıma 26 önemli anlaşma imzalandı. Yeni İpek yolu olarak tanımlanan proje 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyolla Avrupa dahil geniş bir bölgeye etkileyecek. Proje Türk ekonomisine hem ciddi katkı sağlayacak hem de bölgedeki stratejik konumunu da güçlendirecek. Irak'la yeni bir döneme dikkati çeken Erdoğan'ın ifadelerinde ise güvenlikten ticarete, ulaştırmadan tarıma pek çok başlıkta yapılan anlaşmalar ilişkilerimize yeni bir dönüm noktasını teşkil edecek. Özellikle de kalkınma yolu projesi bu hedefler bakımından hayati öneme sahip olduğunu vurguluyor. İmzalanan anlaşmalara dair Erdoğan'ın bu ifadeleri ön sayfadan paylaşılıyor bugün Sabah gazetesinde. Ve Cumhuriyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi de bugün 23 Nisan'a işaret ediyor. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. yılına da işaret ediyor. Büyük Atatürk'ün Türk ulusunu ve yazgısını meclisin ellerine bırakmasının üzerinden 104 yıl geçti. Egemenlik karakterimiz başlığını kullandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşunun habercisi olan 23 Nisan'ın 104. yıl dönümünde tüm yurtta coşkulu etkinlikler yapılacak. Kutlamalar Anıtkabir'i ziyaretle ve Atatürk anıtlarına çelenk konulmasıyla başlayacak. CHP'li belediyeler meşaleli yürüyüşler, konserler ve çocuklara özel programlar düzenleneceği paylaşılıyor. Yine çocuklar renk katı bir diğer alt başlıktayız. Gazetemizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sayfalarını hazırlayan çocuklar Atatürk'e duydukları sevgi ve özlemi yazı, resim ve şiirlerle anlattı diyor. Sözcü gazetesi yine fotoğraflarla destekliyor bu haberi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türklerin toplumsal ve siyasal tarihinde milli egemenlik ilkesinin uygulandığı bir başlangıçtır. O günlerin söylemiyle hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ilkesinin gerçekleşmesidir. Mehmet Alev Coşkun yine Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. yıl dönümüne ilişkin yazmış olduğu yazıda iç sayfalardan aktarılıyor. Millet egemenliğinin başlangıcı başlığı altında. Evet, Cumhuriyet Gazetesi Türkiye basınındaki son gazeteydi. Böylelikle Türkiye basınını da tamamladık. Şimdi ise Güney Kıbrıs basınındaki son gelişmelerle Sabah Haber'e devam ediyoruz. Evet, Güney Kıbrıs basınına bugün Haravgi gazetesiyle başlayacağız. Haravgi gazetesi bugün manşetten aktardığı haberde Rum başkanlığı makamı darbeye ilişkin yanlışı görmezden geliyor başlığını kullandı. Akel'in tarihin tahrif edilmesine ilişkin genelgenin acilen kaldırılmasını talep ettiğine değiniyor. Detaylarına bakalım. Güney Kıbrıs'taki okul kitaplarında 1974 olaylarına ilişkin hain darbeye dair tüm sözlerin silindiği ve bölünmeden bahsedildiği belirtildi. Haberde Rum lider Nikos Resoulidis'e yönelik defne çelenkli protestoya katılanlara yeni bir meydan okumanın yapıldığı ve çocuklara tarihi gerçeği öğretmeye ve demokratik bilinci geliştirmeye borçlu olduklarını açıkladıkları aktarılıyor. Ve bir diğer gazete Alitya gazetesi ile devam ediyoruz. Alitya gazetesi ise Güney Kıbrıs'ta toplumun en kötüyle karşı karşıya kaldığını belirtiyor. Haberin detaylarına baktığımızda Rum lider Nikos Resoulidis'in kurumların krizi, demokrasinin kalitesini ve hukukun üstünlüğünü daha da zayıflatma tehlikesine kayıtsız kalmaya devam ettiğine değindi.
Alidya'yı tamamladık, Fileleftheros gazetesindeyiz. Sınırların ötesinde kurumsal savaş başlığını kullanıyor manşet haberi için. Rum Sayıştay Başkanı Odysseas Mihailidis'i durdurmak için talepte bulunmayı ciddi bir şekilde düşündüklerine, Rum lider Nikos Christodoulidis'in müdahale etmediğine ve savcıların davayı özel avukatların devralacağı sonucuna vardığına değindi. Detaylarda Rum Başsavcılık yetkilileri Savidis ve Angelidis'in Rum Sayıştay Başkanı Odysseas Mihailidis'in uygunsuz davranışları nedeniyle görevden alınmasını talep etmek amacıyla avukatlara başvurdukları aktarıldı. Ve son gazetedeyiz, Politis gazetesindeyiz. Rum Sayıştay Başkanı'nın görevden uzaklaştırılması başvurusu yapıldı başlığıyla aktarıyor manşet haberini. Dilekçenin Yüksek Anayasa Mahkemesi'ne kaydedilmesinin günlerdir süren bir konu olduğuna değiniyor. Detaylara bakalım. Rum Hukuk Dairesi tarafından Rum Sayıştay Başkanı'nın uygunsuz davranışları nedeniyle görevden uzaklaştırılması için Yüksek Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurunun birkaç gün içinde kaydedilmesi için gerekli hukuki sürecin son aşamada olduğu aktarıldı bugün Politis gazetesinde. Evet, Politis gazetesi bugün ülkemiz basının... Politis gazetesi bugün Güney Kıbrıs basınındaki son gazetemizdi. Böylelikle gazete manşetlerini tamamladık. Saatlerimiz 8'i gösterdiğinde BRT Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberlerimize yeniden sizlerle olacağız. Değerli halkımız, sevgili çocuklar, bugün 23 Nisan, milletin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümü.
ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 104 yıl önce bugün tarihin en önemli dönüm noktalarından biri yaşanmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla egemenlik kayıtsız şartsız millete verilerek milletin iradesi en yüksek merci olarak kabul edilmiştir. Ulu Önder Atatürk 23 Nisan 1920'de Türk milletinin egemenliğine dayanan çağdaş demokrasi anlayışıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atarken vizyonunu sadece yetişkinlerin katılımıyla sınırlı tutmamış ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza da büyük önem vererek onların eğitimine, sağlığına ve mutluluğuna derin bir duyarlılık göstermiştir. İşte bu sebeple 23 Nisan'ı sadece bir ulusal bayram olarak değil, aynı zamanda çocuklara armağan edilen özel bir gün olarak ilan etmiştir. Atatürk'ün verdiği bu karar, çocukların toplumun en kıymetli varlıkları olduğuna vurgu yaparken, onlara verdiği değerin ve geleceklerine duyduğu güvenin de bir yansıması olmuştur. Bu önemli adım, çocukların geleceğe güvenle bakmaları için bir güvence olmuş, onlara yönelik sevgi ve güvenin en anlamlı ifadesi haline gelmiştir. Sevgili çocuklar, sizlere armağan edilen bu önemli günün keyfini çıkarmak en büyük hakkınız. Unutmayınız ki Atatürk'ün rehberliğinde ilerlemek, ilkeleri ışığında hareket etmek, onun ideallerini benimsemek ve onun izinde yürümek tek hedefiniz olmalıdır. Bu günü kutlarken siz çocuklarımızın geçmişin değerini unutmayarak, Atatürk'ün izinde yürüyerek, Cumhuriyet'in temel değerlerini koruyarak ve çağdaş dünyanın gereksinimlerine uygun hareket ederek ülkenize ve milletinize daha aydınlık bir gelecek inşa edeceğinize olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104. yıl dönümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, bugünü değerli kılan çocuklarımızın ve tüm halkımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Bayramınız kutlu olsun. Gazete manşetlerini tamamladık ve saatlerimizi 8.03'e getirdik. Şimdi ise Berat Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberlerimizde yeniden sizlerleyiz. Ve bültenimize öncelikle 23 Nisan etkinliklerinin ayrıntılarıyla başlayalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız kendilerine özel bu günü coşkuyla kutluyorlar. Günlerdir devam eden kutlamalar çerçevesinde çocuklar dün devlet ve hükümet yetkililerini ziyaret etti, makam koltuklarını devraldı, beklentilerini paylaştı. Tüm bunları detaylarıyla aktaracağız. Kutlamalar bugünse doruk noktasına ulaşacak. Tüm ilçelerde törenler düzenlenecek. Çocuklar okullarda sunacakları gösterilerle göz dolduracaklar. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülke genelinde tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu bu sabah Bayrak Radyo ve Televizyonu'nda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Saat 9'da ise Lefkoşa'da Atatürk Anıtı önünde devlet töreni düzenlenerek anıta çelenk bırakılacak. Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak. Tüm ilçelerde de Atatürk anıtlarına çelenk koyma törenleri düzenlenecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gün boyunca okullarda ve ilçelerde de çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Girne Belediyesi 23 Nisan'da çocuklar için şenlik düzenleyecek.
Ramadan Cemil Meydanı'nda Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde saat 11'de başlayarak 18'e kadar devam edecek ücretsiz etkinlikte çocukların keyifli vakit geçirebileceği etkinlikler yer alacak. Çatalköy Esentepe Belediyesi ise saat 12'de Alagadi Festival alanında 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenleyecek. Etkinlikte çocuklara yönelik birçok faaliyet yer alacak. Beyarmudu Belediyesi de 24 Nisan Çarşamba günü çocuklar için şenlik düzenleyecek. Türkmenköy Düğün Salonu'nda saat 17.30'da başlayacak kortejin ardından şölen saat 18'de Türkmenköy futbol sahasında başlayacak. Açıklamaya göre etkinlikte oyunlar, çocuk etkinlikleri ve sürprizler olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde coşkuyla kutlanıyor. BRT'den günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu çocuklara seslendi. Çavuşoğlu, Atatürk'ün rehberliğinde ilerlemek, ilkeleri ışığında hareket etmek, onun ideallerini benimsemek ve onun izinde yürümek tek hedefiniz olmalıdır dedi. Cumhuriyetin temel değerlerini koruyan... Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Bayrak Radyo ve Televizyonu'nda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümünün tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla egemenliğin kayıtsız şartsız millete verildiğini ve milletin iradesinin en yüksek merci olarak kabul edildiğini belirtti. Ulu Önder Atatürk'ün 23 Nisan 1920'de Türk milletinin egemenliğine dayanan çağdaş demokrasi anlayışıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atarken vizyonunu sadece yetişkinlerin katılımıyla sınırlı tutmadığını ifade eden Çavuşoğlu, geleceğin teminatı olan çocuklara da büyük önem vererek onların eğitimine, sağlığına ve mutluluğuna derin bir duyarlılık gösterdiğini anımsattı. Çavuşoğlu, işte bu sebeple 23 Nisan'ı sadece bir ulusal bayram olarak değil, aynı zamanda çocuklara armağan edilen özel bir gün olarak ilan etmiştir. Atatürk'ün verdiği bu karar, çocukların toplumun en kıymetli varlıkları olduğuna vurgu yaparken, onlara verdiği değerin ve geleceklerine duyduğu güvenin de bir yansıması olmuştur, dedi. Bu önemli adımın çocukların geleceğe güvenle bakmaları için bir güvence olduğunu, onlara yönelik sevgi ve güvenin en anlamlı ifadesi haline geldiğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, konuşmasında çocuklara da seslendi. Sevgili çocuklar, sizlere armağan edilen bu önemli günün keyfini çıkarmak en büyük hakkınız. Unutmayınız ki Atatürk'ün rehberliğinde ilerlemek, ilkeleri ışığında hareket etmek, onun ideallerini benimsemek ve onun izinde yürümek tek hedefiniz olmalıdır. Bu günü kutlarken siz çocuklarımızın geçmişin değerini unutmayarak, Atatürk'ün izinde yürüyerek, Cumhuriyet'in temel değerlerini koruyarak ve çağdaş dünyanın gereksinimlerine uygun hareket ederek ülkenize ve milletinize daha aydınlık bir gelecek inşa edeceğinize olan inancımız tamdır. Bakan Çavuşoğlu konuşmasının sonunda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anarak bu günü değerli kılan çocuklar ve tüm halkın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularıyla kutladı. Ve tüm halkımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Tatar mesajında çocuklara seslenerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği sizlerin ellerinden, sizlerin vizyonuyla şekillenecektir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlamanın mutluluğunun yaşandığına işaret eden Cumhurbaşkanı, ulusal egemenliğin, bağımsızlığın ve demokrasinin en güzel örneklerinden birisi olan 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı gündür.
Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara hediye ettiği bu anlamlı günü coşkuyla kutlamanın gururunu birlikte yaşıyoruz. Çocuklarımız ülkemizin yarınlarıdır. Onların sağlıklı, mutlu ve güvenli bir ortamda büyümeleri bizlerin en önemli sorumluluğudur. Bu nedenle devletimizin ve milletimizin bütün imkanlarıyla çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmelerini sağlamak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz, dedi. Cumhurbaşkanı Tatar mesajında çocuklara seslenerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk ulusunun kopmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Tatar, Türk olmakla övünüyoruz. Türk kimliği ve milli şuurunun yetişmesi noktasında Milli Eğitim Bakanlığımız ve öğretmenlerimizin gayretleri büyük önem arz etmektedir. Öğretmenlerinizle iyi münasebetler kurunuz, iyi eğitimler alınız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği sizlerin ellerinden, sizlerin vizyonuyla şekillenecektir. Kendinizi korumaya özen gösteriniz, aldığınız eğitime önem veriniz. Türkçeyi asla ihmal etmeyin, çok zengin bir dildir. Yeni kelimeler öğrenin, düzgün cümleler kurmaya çalışın. Unutmayın ki başınızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti vardır. Her alanda Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğini alan ve Mavi Vatan'da hızla güç kazanan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bu duygu ve düşüncelerle başta çocuklarımız olmak üzere tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu nice bayramlara ulaşmamızı dilerim ifadelerini kullandı. Başbakan Ünal Üstel de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Üstel, 23 Nisan 1920 tarihinin sadece Türk milletinin istiklal ve hürriyet mücadelesinin zaferi değil, aynı zamanda umutların ve ideallerin de yeşerdiği tarih olduğunu kaydetti. Başbakan Ünal Üstel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Başbakan Üstel, 23 Nisan 1920 tarihinin sadece Türk milletinin istiklal ve hürriyet mücadelesinin zaferi değil, aynı zamanda umutların ve ideallerin de yeşerdiği bir tarih olduğunu kaydetti. Mesajında, bu tarih, Türk milletinin esaretten kurtuluşunun ve kendi kaderini tayin etme iradesinin de ilanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugünü çocuklara armağan ederek geleceğe dair güvenini ve umudunu açıkça göstermiştir. Bugün Atatürk'ün önderliğinde kurulan Milli Egemenliğin Simgesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. yıl dönümünü ve tüm dünya çocuklarının bayramı 23 Nisan'ı büyük bir coşkuyla kutlarken, bağımsızlık meşalesini sonsuza kadar taşıma sorumluluğumuzun da farkındayız diyen Üstel, çocukların, vatanın ve milletin geleceği olduğunu vurguladı. Başbakan Üstel, çocukları milli ve manevi değerlerle yoğurarak, bilgili ve donanımlı bireyler olarak yetiştirmenin en önemli görevlerinden biri olduğunu söyleyerek, Atatürk'ün "Çocuklar geleceğimizdir" sözüyle, geleceğin teminatı olan çocuklar için her türlü imkanı seferber ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini kaydetti. Üstel mesajında, onların sağlıklı, mutlu, başarılı, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlı, vatansever bireyler olmaları en büyük dileğimizdir. Tam da bu nedenle bu toprakları korumak ve geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 23 Nisan ruhuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ve egemenliği için her zaman mücadele etmeye devam edeceğimize söz veriyoruz. Bu anlamlı günde bir kez daha Kıbrıs Türk halkının egemenlik ve bağımsızlık mücadelesinde göstermiş olduğu kahramanlık ve fedakarlıkları da anıyoruz, dedi. Mesajında tüm vatandaşların ve çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak birlik ve beraberlik içerisinde daha da güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti inşa etme arzularının her zaman daim olacağını vurgulayan Başbakan, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andı. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ataoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını belirterek, geleceğin teminatı olan çocukların neşe ve umudunu görmenin mutluluk verdiğini belirtti. Çocuklarımızı özgürlük, eşitlik ve adalet duygularını pekiştirerek yetiştirmek, ülkemizin geleceğine yapılan en büyük yatırımdır diyen Ataoğlu, 23 Nisan'ın çocuklara yönelik sevgi ve şefkati pekiştirmenin yanı sıra onlara yönelik sorumlulukları da hatırlattığını kaydetti. Ataoğlu, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimine ve gelişimine büyük önem vermekteyiz. Onların sağlıklı ve güvenli bir ortamda büyüyüp yetişmeleri için elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya kararlıyız dedi. Çocukların yetiştirilmesindeki temel amacın onları sadece akademik başarılarla değil, aynı zamanda dürüstlük, hoşgörü ve yardımseverlik gibi değerlerle donatmak olduğuna işaret eden Ataoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sadece bir kutlama günü olarak değil, çocukların hakları ve refahlarının korunması için bir fırsat olarak görmek gerektiğini vurguladı. Hükümet ortağı Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Arıklı mesajında 23 Nisan sadece bir bayram değil, demokrasi ve egemenliğin önemli bir simgesidir dedi. Hükümet ortağı Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Arıklı mesajında, Ulu Önder Atatürk'ün armağan ettiği bu bayramı coşkuyla yaşamanın büyük bir mutluluk olduğuna işaret ederek, 23 Nisan sadece bir bayram değil, aynı zamanda demokrasinin ve egemenliğin önemli bir simgesidir. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi ve iradesini temsil eden bugün, Kıbrıs Türk'ü ile birlikte birçok halkın özgürlük mücadelesine ilham kaynağı olmuştur. 23 Nisan, Türkiye'nin demokrasiye olan inancının da bir ifadesidir dedi. Mustafa Kemal Atatürk'ün, çocuklar işte sizin bayramınız, sevinciniz, geleceğiniz sözleriyle başlattığı bu kutlamaların, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de coşkuyla icra edildiğini belirten Arıklı, çocukların geleceğin mimarları, bekanın güvencesi olduğunu vurguladı. Arıklı, işte bu yüzdendir ki çocuk haklarına, çocuklarımızın eğitiminde fırsat eşitliğine ve çocuklarımızın ülkelerini seven, bağımsız düşünebilen birer birey olarak yetişmelerine her zamankinden çok özen göstermeliyiz. Bu özel günde tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, onların hayallerinin gerçekleşeceği mutluluk dolu bir gelecek diliyorum ifadelerini kullandı. Evet, bu haberle birlikte radyomuz Bayraktar yürüttüğümüz ortak bağlantımızı noktalıyor ve bölge bağlantısıyla Sabah Haber'e devam ediyoruz. İskele'deyiz. İskele muhabirimiz Aydan Aslan'ın bugünkü konukları çocuklar olacak. Bugünün anlam ve önemine uygun çocukları bugün konuk ediyoruz ve mikrofonlarımızı onlara uzatacağız. Öncelikle günaydınlar dileyelim sizlere ve sözü size bırakalım. Evet, günaydınlar. Bugün programı ben değil, Fatoş atacak. Evet Fatoş, söz sende. Benim adım Fatoş Orun. Bugün bizim günümüz diye ben açmak istedim. Tüm arkadaşlarımın bayramını kutlarım. Evet, bizler de çocukların bayramını kutlarız. Bundan tam 104 yıl önce Türkiye Büyük Meclisi kurularak bu özel ve anlamlı gün çocuklara armağan edildi. Bugün onların günü. Ben sözü fazla uzatmadan mikrofonu hemen onlara vermek istiyorum. Tanıyabilir miyiz seni kısaca? Merhabalar, benim adım Selin. 16 Eylül 2014 doğumluyum. Şehit Hikaye Carter İlkokulu 4 yaşın sınıfındayım. Röportaj vesilesiyle herkesin bayramını kutlarım. Bizler de sizin bayramınızı kutlarız. Sen ülkede neyi değiştirmek isterdin? En çok sorun olarak neyi görüyorsun? Binaların yapımını durdurur, yerlerini fidanlara kerdim. Motorlu taşıtları
çalışmasına bir günlüğüne olsa izin vermezdim. Hayvanat bahçesindeki hayvanları ait oldukları yere doğaya salar, özgürlüğüne kavuştururdum. Bir sokağın adını çocuk sokağı kurar, orada oyunlar düzenlerdim. Bir de okuluma yeni bir kafeterya, bir de saha yaptırırdım. Yani senin bu güzel dileklerine katılmamak elde değil, hepimizin aslında ortak dileği, özellikle de hayvanlarla ilgili söylediğin. Teşekkürler. Seni tanıyabilir miyiz? Sonra size tekrardan mikrofon uzayacağım. Kameraya bakarsan. Benim adım Kerim. Kerim kaç yaşındasın? 9. Hangi okulda okuyorsun? Doktor Saat Yüzül Devlet İlkokulu İskele. Bugün sizin gününüz. Neler söyleyeceksin? 23 Nisan birazdan gösteri yapacaksınız. Öncelikle bize bugünü arman edin Atatürk'e çok teşekkür ederim. Birazdan şiirler de okunacak. Hanginiz şiir okumak istersiniz sonra bize? Ben olur. Tamam. Birazdan şiir okuyacağım. Seni de alalım şöyle hemen yayınımıza. Seni tanıyalım. Kameraya bakarsan. Adım Termi, 10 yaşındayım. Peki nerede okuyorsun? Doktor Saat Günsel İskele Devlet Okulu. Bugün sizin gününüz. Neler söyleyeceksin? Mutlu musun, heyecanlı mısın? Gösteri yapacaksınız. Çok heyecanlıyım ve Atatürk'e çok teşekkür ederim. Tamam, birazdan size sorular da soracağım. Büyüyünce neler olmak istediğinizi. Nur Hocam, sizi alayım hemen yanıma. Bugün çocukların günü, çok özel anlamlı bir gün. Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu ve Türk halkının, milliyetinin bağımsızlığı ilan edildi. Çok özel, önemli bir gün ve geleceğimiz onlara emanet. Neler söylemek istersiniz? Evet, bugün Çocuk Bayramı, Ulusal Egemenliğin Bayramı. Büyük Deha Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ulusunu Kurtuluş Savaşı'yla birlikte kurtardıktan sonra demiştir ki, bütün cihan bilmelidir ki bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur. Ancak milli irade vardır demiştir. Ve meclisin açılmasıyla yönetimi halka vermiştir. Şüphesiz ki halkın yönetimi en güzel yönetim ve biz de bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. Kuruluş yıl dönümü ve çocuklarımızın bayramı. Çok heyecanlıyız biz de onlar gibi. Her yıl onlarla birlikte yine çocukluğumuzu kaybetmeden onlarla birlikte aynı duygularla kutluyoruz. Ben de şunu söylemek istiyorum sevgili çocuklara. Sevgili çocuklar, tabii ki Atatürk sizlere güvendi. Çocuklara emanet etti. Çevresindeki herkese çocuk diye hitap ederdi. Sizlerden isteğimiz, büyükler olarak, Atatürk'ü biliniz. Atatürk'ü ezberleyiniz. Sizler 23 Nisanlarla büyüyeceksiniz. 19 Mayıslarla gururlanacaksınız. Ve gün gelecek bu ülkenin başına bizim yönetimimizi alacaksınız. Sizlere bırakacağız bu ülkeyi. Atatürk de bunu biliyordu. Baktığınız her yerde, gördüğünüz her yerde Atatürk'e bakın. Çünkü Atatürk de size bakıyor, size güveniyor. Biz de size güveniyoruz. Ve sevgili büyükler, çocuklarımıza biraz daha ilgi, çocuklarımız için biraz daha çaba ve onları milli egemenliğin, milli duyguların büyüklüğüyle büyütmeyi, yetiştirmeyi amaçlayalım. Hepimize büyük görevler düşüyor. Evet, çok eksikler var. Ama bir yerden tutup çocuklarımızla birlikte ileriye gidebiliriz bence. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Sevinciniz sonsuz olsun, geleceğiniz parlak olsun, pırıl pırıl bir gelecek sizin olsun. Aslında burada öğretmenlere de büyük görev düşüyor. Evet, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı çocuklar yetiştirmek, evet, sizlerin elinde. Aileler de çok önemli ama hiç şüphesiz öğretmenlerin de yeri ayrı. Evet. Biz sınıfımızda sürekli olarak tüm öğretmenlerimiz, eminim ki, Atatürk'ü vurguluyoruz. Onun düşüncelerini, onun devrimlerini anlatıyoruz ki geleceği onlara emanet edeceğiz. Onlar omuzlarında taşıyıp ülkeyi daha ileriye götürecekler ve en büyük rehberimiz Atatürk'ün ilke ve devrimleri olacak. Mücadeleyi de hiç bırakmamaları gerekir. Ben çocuklara tekrardan söz vereyim, tekrardan size döneceğim. Fatoş, hemen seni yanıma alayım. Sen büyüdüğünde ne olmak istersin? İç mimar olmak isterim. İç mimar, en çok neyi değiştirmek istersin Fatoş? Evleri, içini. Ülkede peki yönetim sana verilse en çok hangi durum seni rahatsız ediyor? En çok neyi değiştirmek istersin? Ya da yapmak istediğin herhangi bir yenilik var mı?
Çocuk haklarının ön planda olduğu, savaşların olmadığı bir gelecek yaratmak isterdim. Aslında en önemlisi savaşların olmaması. Evet. Çocukların temiz kalbine kalsaydı kesinlikle olmazdı. Yani olmazdı bence. Sen bize peki şiir okuyacak mısın? Gel bakalım yanımıza. Şiir okumak ister misin bize bir tane? Olur. Tabii, hadi mikrofonu ben sana vereyim. Buyur. Şiir oku. Ben şiir bilmiyorum. Ha, şiir, tamam, şiir okumak istemiyorsun. Tamam, heyecanlandın. Şiiri sen okuyacaktın herhalde. Yok, tamam. Tamam, sizlerde şiir okuyacak var mı aramızda? Tamam, o zaman ben tekrardan sana sorayım. Şimdi ülkede hayvanların satılmasına karşısın, hayvanat bahçesinde olmasına karşısın. Peki neyin olmasını isterdin hayvanlar için, hayvan hakları için? Hayvanların ait oldukları yere güzel bir ortama salınmasını ve hayvanat bahçelerinde yaralı hayvanların bulunmasını ve onları iyileştikten sonra onları geri salınmasını isterdim. Peki 23 Nisan'da ne oldu? Atatürk bu önemli günde ne yaptı, bunu biliyor muyuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. Kurmuştu Atatürk. Daha önce padişahlıkla yönetiliyordu. Daha modern, çağdaş bir sisteme geçildi. Evet. Peki tekrardan gel, seni de alalım. Çocuklara ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Sen büyüyünce ne olmak istersin? Kameraya bakarak konuşuyorsan. Veteriner olmak istiyorum. Hayvanları çok seviyoruz herhalde. Evet. En çok hangi hayvanı seviyorsun? Var mı evcil hayvanın? Var, köpek besliyorum. Peki sen ülkede en çok neyi değiştirmek isterdin ya da neyi yapmak isterdin? Yönetim sana verilse? Çocuk kreşlerini daha çok neşelendirmek isterdim ve parkları daha çok hale getirmek isterdim. Daha parklar yetersiz mi iskelede sence peki? Bence evet. Daha fazla park istiyoruz. Buradan yetkililere bir sesimizi bir kez daha duyuralım. Çocuklar daha fazla oyun oynayacaklar, alanlar ve parklar istiyor. Başka? Başka yok. Başka bir, gel hemen seni de alayım. Sen hemen şöyle kameraya bakarsan, sen büyüdüğünde ne olmak istiyordun tekrardan? Futbolcu olmak isterim. Futbolcu olmak istersin. Hangi takım tutuyorsun? Beşiktaşlı. Beşiktaşlı. Peki İskele'de Gençler Birliği'ni destekliyorsun herhalde. Hayır, İskele Trabzon. İskele Trabzon'u, tamam, o da güzel. Sen büyüdüğünde en çok neyi değiştirmek istersin yönetime geçsen? Nereden memnunsun, nereden şikayetçisin? Yani ben bunun hakkında bir şey söyleyemem. Bir şey yok. Her şeyden memnunuz diyorsun. Evet. Tamam, o zaman ben tekrardan Nur Hocam'a döneyim. Çocuklar oldukça memnun, temiz kalpleriyle. Yapmak istediklerini, değiştirmek istediklerini söyledi. Sizler de her gün çocuklarla birliktesiniz. En çok neyin olmasını istiyor çocuklar? Yeterince park alanları, oyun alanları var mı İskele'de? Sahil boyunda aslında oyun alanlarımız var. Köylerimizde birkaç alanda var. Ama nüfusumuz çok fazla oldu. Yeterli olmayabiliyor parklar. Ama sadece parklar değil, aslında biz biraz da başka aktivite merkezleri olsa çocuklar için, çocukları orada eğitebileceğimiz, farklı branşlarda eğitimler verebileceğimiz alanlar olsa ona da çok seviniriz. Kültür derneğimiz var ama ancak bunlar işte etkinliklerle desteklense, çocuklara daha çok workshoplar, atölye çalışmaları yaptırabilsek güzel olacak. Biraz da okulumuzun katkıya ihtiyacı var. Okullarımızın, bütün okullarımızın. Çok fazla da yabancı öğrenci var aslında. Onların bayrama bakış açısı nasıl? 23 Nisan'a Atatürk'e bakış açısı nasıl? Anlatabiliyor musunuz? İletişim kurabiliyor musunuz? Aslında çocuklar her dilde, her ırkta aslında o ruhlarıyla sizi tanıyorlar. Evet, mesela benim sınıfımda 9 öğrencim var yabancı. Atatürk'ü tanıyorlar, Doktor Fazıl Küçük'ü tanıyorlar, anlatıyoruz. Dillerinin anladığı kadar Türkçe'yi de öğrenenler var. Anlıyorlar ve saygı duyuyorlar. Özellikle bazı ülkeler demokrasiyi yaşayamamış ülkelerden gelen çocuklarımız büyük saygı duyuyorlar. Ve biliyorlar, bizim bayramımıza katıldılar, danslara katıldılar. Onlar bugün bizimle birlikte dans edecekler. Çok mutlular bizimle birlikte olmaktan. Çocuklar bence dili, dini, ırkı ne olursa olsun kardeş. Onlar çocuk, savaşı bilmiyorlar, kavgayı bilmiyorlar. Her şekilde anlaşıyorlar.
Onları çok seviyoruz biz de. Dediğim gibi o biraz daha bu nüfus artışından dolayı biraz daha fazla ilgiye ihtiyacı var okullarımızın. Tüm okullarımızın, özellikle ilkokulların, çevremizin çocuklara ilgili aktiviteler ve biraz önce küçük arkadaşımın da söylediği gibi çok fazla betonlaşma var. Çevremiz gitti, ağaçlarımız gidiyor, etraf her taraf beton oldu. Bunların biraz önüne geçebilsek. Daha fazla yeşil alan istiyor çocuklarımız. Yeşil alan istiyoruz. Koşup oynayabileceğimiz, altında güneş oturup dinlenebileceğimiz ağaçlar istiyoruz. Betonlaşma bir yere kadar. Yani bir öfkelenecek doğa bize bir süre sonra bence. Onun için biraz azaltmak gerek diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bugün iki ayrı tören düzenlenecek. Birazdan saat 9'a bulunduğumuz meydanda, İskele Cevit Meydanı'nda ilk tören, daha sonra da stadyumda ikinci tören düzenlenecek. Törenlerle ilgili biraz bilgi verirsek neler olacak gün boyu? Evet, buradaki törenimiz bittikten sonra Cumhuriyet Stadyumu'na gidiyoruz. Kreşimiz Şehit İlker Carter ve Doktor Suat Günsel İskele Devlet İlkokulu da bizimle birlikte. Çocuklarımız danslar hazırladılar, şiirler hazırladılar. Onları sunacaklar sırayla. Ben eminim ki büyük bir kalabalık orada bizi bekliyor. Aileler de çok heyecanlı. Onlar yerlerini erken almak istiyorlar tribünlerde. Saat 10 gibi törenimiz stadyumda başlayacak. Hepinizi davet ediyoruz ve bekliyoruz. Gösterilere nasıl hazırlandılar? Hemen ben Fatoş'a sorayım. Fatoş, nasıl hazırlandınız gösterilere? Provalarla, işte şiir. Lerle. Sen bugün dans edeceksin herhalde. Evet. Heyecanlı mısın peki? Biraz. Eskiden 23 Nisan gece akşamları, bir önceki akşam biz heyecandan uyuyamazdık. Yok, ben uyuyabiliyorum. Heyecan yok, artık alıştınız diyorsunuz. Yani. Şimdi sen büyüdüğünde mimar olmak istiyorsun. Şimdi çok fazla yapı olduğunu söyledi Nur öğretmenin. Sen de aynı fikri düşünüyor musun? Aynı fikre katılıyor musun? Evet. Sen de daha fazla park, yeşil alan mı olmasını istersin? Nelerin olmasını istersin en fazla? Ağaçların. Yani çünkü onlar bize oksijen veriyor. Mikrofonu Eser abimize bakalım böyle. Ağaçların daha fazla olmasını, yeşil alanın daha fazla olmasını istersin. Evet. Ve parklarla... Parkların daha çok olmasına, böyle eğlenceli şeylerin olmasına. Peki 23 Nisan tarihinde ne oldu, Atatürk ne yaptı, bunun hakkında bilgi var mı? Tarih kesin biliyor musun 23 Nisan'ı? 23 Nisan'da Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurup çocuklara armağan etti. Bu özel günde sizlere dünyada çocuklara armağan edilen bir başka bayram yok herhalde. Yok. Geleceğimiz sizlersiniz. Kitap okuyorsunuz herhalde, ders çalışıyorsunuz. Evet. Nasıl bir dünya hayal ediyorsun sen? İşte dediğim gibi çocuk haklarının ön planda olduğu, savaşların olmadığı bir dünya hayal ediyorum. Peki Atatürk'le ilgili neler söylemek istersin? Sizlere böyle bir bayram armağan etti. Bugün televizyona çıktın sen de. Atatürk hakkındaki düşüncelerini merak ediyorum ben. Ben Atatürk'ü çok seviyorum. Yani o olmasaydı belki de savaşlar şu an olacaktı. Böyle bir bayram olmayacaktı. Layık bir ortamda, çağdaş bir ortamda belki de büyümeyecektiniz. Evet. Seçme seçilme hakkını verdi kadınlara, harf devrim, birçok devrim yaptı. Bu devrimlerle ilgili bilgi var mı? Seni alfabe, falan. Evet, seni ben çok fazla yormayayım Fatoş. Hemen arkadaşına sorayım, Atatürk'le ilgili sen neler söylemek istersin? Atatürk olmasaydı kadınlar şimdi seçim yapamayacaktı, oy kullanamayacaktı. Yani Atatürk'ü ben çok seviyorum. Özellikle Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı. Evet. Evet, bunun için de ne kadar teşekkür etsek azdır. Başka neler söylemek istersin Atatürk'le ilgili? 23 Nisan'ı bize armağan ettiğin için çok teşekkürler Atatürk diyeyim. Dünyada çocuklara armağan edilen... En güzel bayram. En güzel bayram. Sen bugüne nasıl hazırlandın? Dans gösterisi yapacak mısınız? Neler bekliyor bizi bugün? Dans gösterisi yapacağım. Çok heyecanlıyım. Öyle. Gel bakayım yakışıklı sana sorayım ama bana değil, kameraya bakacaksın. Senin Atatürk'le ilgili düşüncelerini alayım ben. Atatürk az önce de dediğim gibi bize bu büyük bayram armağan ettiği için ona
bir daha teşekkür etmek istiyorum. Hep diyoruz Atatürk ölümsüz. Bugün aslında bunu bir kez daha anladık. Bütün çocukların Atatürk sevgisi tartışmaya kapalı bir konu herhalde. Evet, doğru. Hepiniz çok seviyorsunuz. Evet. Neler yaptığını biliyor musun peki Atatürk'ün? Evet, kadınlara açık giyim hakkını verdi, oy kullanma hakkını verdi. Açık giyinme değil de modern giyim hakkını yani verdi diyelim biz buna. Başka neler yaptı? Harf devrimi getirdi. Ve en önemlisi eskiden padişahlıkla yönetilen Türkiye Osmanlı Devleti'nin yerine artık başkanlarla yönetilen devlet. Evet, seçme seçilme hakkı da verdi hepimize aynı zamanda. Evet. Seni hemen alayım. Sen neler söylemek istersin? Şimdi Atatürk sevgisi başka çocukların. Atatürk'e çok teşekkür ederim. Bu özel günü bize armağan ettiği için çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Sen Atatürk'le ilgili neler söylemek istersin? Çok teşekkür ederim ve onu çok seviyorum. Tamam, teşekkürler o zaman. Ben tekrardan Nur Hacıoğlu söyleyeyim. Özellikle bugünün tarihçesi hakkında çok zor durumda bir Osmanlı Devleti. Küllerinden yeniden doğan bir Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk yeri doldurulamaz bir lider. Dünyanın da kabul ettiği bir lider. Evet. Atatürk'le ilgili duygularım herhalde. Evet, herkesin bunları kapalı, özellikle çocukların duyguları tartışmaya kapalı, ama o tarihçeyi de biraz evet, anımsayalım, hatırlayalım istiyorum. Çok önemli bir tarih. Evet, şöyle, tabii ki hepimizin bildiği gibi işgal edilmiş bir Türk topraklarının içerisinde işgale karşı gelerek etrafında askerlerini toplayarak, arkadaşlarını toplayarak orduyu kuruyor, Kurtuluş Savaşı'nı yaşatıyor ve hemen ardından savaş devam ederken zaten meclisi kuruyor. Bütün kararları meclisten çıkarıyor. Arkasında tek başına karar almadığını, burada bile savaş anında bile demokrasiyi ve milletin sesini duyabilmeyi amaçlayan bir lider var burada. Savaş devam ederken bile meclis kuruluyor, bütün kararları meclisten çıkarıyor. Savaş bitiyor, hemen arkasından tabii ki saltanat kaldırılıyor, devrimler ve küllerinden, dediğiniz gibi küllerinden yeni bir Türkiye doğuyor ve çok kısa bir süre içerisinde, bir 15 yıl içerisinde devrimler tamamlanıyor ve bugünkü Türkiye'ye kadar geliyor. Büyüklüğü, dehası tartışılmaz bir lider kesinlikle. Kısa bir şey biliyorum onunla ilgili. Vaktiniz varsa anlatabilir miyim? Savaş sırasında emin değilim, sanırım arkadaşlarından biri, Nuri Bey mi, Salih Bozok mu emin değilim. Bir tanesiyle konuşuyorlar. Demiş ki, yaz. Ne yazayım paşam? İşte savaştan sonra işte kıyafet devrimi yapılacak. Saymış devrimleri. Harf devrimi yapılacak. Bakmış yanındaki arkadaşı. Saltanat kaldırılacak. İyi paşam demiş, benim uykum geldi. Ben yatıyorum demiş, size iyi geceler. Kapatmış günlüğünü, yatmış. Savaş bitti. Devrimler yapıldı. Cumhuriyetin 10. yılı. Baloya gidiliyor. Atatürk arabasıyla gelmiş, tesadüfen arkadaşı orada, kapıyı açmış, karşılamış, paşam iyi akşamlar, hoş geldiniz. Arkadaşım demiş, defterin yanında mı, bakalım bir eksik kaldı mı? Müthiş bir deha. Her şey önceden planlanmış, kafasında yaratılmış, dediği her şeyi yapan bir lider. Bugünkü durumu bile görebilen bir lider, dünyada ve bizde. Olabilecekleri önceden görüp yol gösterebilen bir lider. Ve muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur diyerek yine bize ve gençlere, çocuklara emanet ederek bir ülkeyi gitti demeyelim aslında. Her an aramızda. Şu anda bile Anıtkabir'de, eminim binler onun evet, için. Keşke orada olsak. Evet. Düşünceleriyle, fikirleriyle hala daha bizimle. Ben çok kitap okuyorum onunla ilgili, ama hala daha yeni bir şeyler öğreniyorum. Yeni anılar öğreniyorum onunla ilgili. Bir kez daha hayranlık duyuyoruz. İşte çocuklarımıza da tavsiyemiz o. Okuyun. Atatürk'ü okuyun. Atatürk'ü öğrenin. Düşüncelerini bilin. Ne düşünüyordu? Nasıl plan yapıyordu? Nasıl çalışıyordu? Çok çalışıyordu mesela. Çok kitap okuyordu. Onu örnek alırsak
çok yaklaşırız. Çocuklara da bol bol kitap okuyor musunuz? Son cümlelerinizi eser abinize bakarak. Ben kitapları çok seviyorum ve her akşam yatmadan, her sabah böyle kalktıktan sonra okuyorum ben kitap. Evet, mutlaka okumanız gerekir. Nur hocanız da söyledi. Son cümlelerinizi alayım senin de. Ben de çok kitap okuyorum. Kitap okumayı da çok seviyorum. Ha, bugünle ilgili son cümleni alayım. Atatürk'e teşekkür ederim. Bu bayramı bize armağan ettiği için röportaj vesilesiyle gene herkesin bayramını kutlarım. Ha, çok teşekkürler. Hemen seni de alalım, seni de alalım kısa kısa. Eser abinize bakarak. Sen son neler söylemek istersin burada? Tüm arkadaşlar. Atatürk'e teşekkür ederim ve bütün arkadaşlarım, bütün dünya çocuklarının 23 Nisan'ını kutlarım. Ha, teşekkürler. Hemen sana da verelim mikrofonu ve kapatalım. Atatürk'ü çok seviyorum. Çok teşekkür ederim ve bütün dünyadaki çocukların bayramı kutlu olsun. Evet Fatoş, bugün programı sen kapatmak ister misin benim yerime? İskele'den sözü Lefkoşa'ya vereceksin. Ne demem lazım? Tamam, heyecanlandı Fatoş. Biz de buradan tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak sözü yeniden İskele'den Lefkoşa'ya veriyoruz. Bilge. Dana ve çocuklara çok teşekkür ediyoruz. Bugünün anlam ve önemine uygun bir şekilde çocuklarımız bugün duygularını bizlerle paylaştı. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz ve Beret Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberlerimizde yeniden devam edelim. Evet, bültenimizin başında da söylemiştik. 6 ilçeden 15 çocuk dün devlet ve hükümet yetkililerini ziyaret etti. Ayrıntıları paylaşalım. Çocukları kabul eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm çocuklara armağan etmesinin önemini vurgulayarak bizlerin en değerli varlıkları siz çocuklarsınız dedi. Cumhurbaşkanı Tatar koltuğunu Gazi Can Bulat İlkokulu öğrencisi Ebrar Birgin'e devretti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Atatürk İlkokulu Müdürü Ayşe Ertürk Başkanlığı'nda 6 ilçeden gelen 15 öğrenciyi ağırladı. Atatürk İlkokulu Müdürü Ayşe Ertürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın heyecanını yaşadıklarını belirterek çocukların Cumhurbaşkanı'yla sohbet etme imkanı bulmasının ayrıcalık olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da egemenliğin bir ülkenin geleceğinde ve halkın varlığında önemli bir anlayış biçimi olduğunu kaydederek çocukların ileride bu ülkenin gerçek yöneticileri ve sahipleri olmalarını istediğini belirtti. 23 Nisan'ı Türk çocuklarını anılmış ama esasında 23 Nisan bütün dünya çocuklarının bayramı olmuş. Ve dolayısıyla bu duygularda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de çocuklarımıza ne kadar değer verildiği, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı olan bugün de 104 yıldır bu bayram kutlanmaktadır. Yani esasında bunu çok iyi takdir etmek lazım. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk de çocuklarımıza o günü armağan ederken adını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak koymuştur. Bu egemenlik kelimesi fevkalade önemli ve bugünlerde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Türk halkının egemen varlığı ve dolayısıyla gelecekte bu ülkede sizler varlığımızı sürdürürken bizlerin ve bizden önceki kuşakların ve nesillerin geleceğe bıraktığı bütün kutsal emaneti sizlerin geleceğe taşıması egemenliğimize vardır. Onun için egemenlik çok önemlidir. Sizleri bir kez daha 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutluyorum. Milli değerlere sahip olmanın önemini de vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk ulusunun değerleriyle, bayrak sevgisiyle, millet sevgisiyle ve milli değerlerle bu mücadeleyi sürdürmekteyiz. Sizler de bu mücadelenin teminatısınız. Bu ülkeyi sahiplenmek ve refah yarınları bulabilmek için sizlerin çalışmaları çok önemli ve kıymetli ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Tatar koltuğunu Gazi Can Bulat İlkokulu öğrencisi Ebrar Birgin'e devretti. Ebrar Birgin, Ulu Önder Atatürk sayesinde bugünlere gelindiğini vurguladı. Eğer Atatürk olmasaydı şu anda bu hayatta egemenlik diye bir şey kalmayacaktı. Dünya, tüm dünya çocukları adına bu dünyada bize egemenliği ve 23 Nisan'ı armağan eden Atatürk, bütün dünya çocuklar gününde de her zaman kalbimizdedir. Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilere çalışma odasını gösterdi, çocuklara hediyeler takdim edildi, hatıra fotoğrafı çekildi.
6 ilçeden 15 çocuk Cumhuriyet Meclisi'ni de ziyaret etti. Çocuklara seslenen Meclis Başkanı Zorlu Töre, çocukların atalarını iyi tanıması ve geçmişini iyi bilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ziyarette Meclis Başkanlığı koltuğuna oturan Karaoğlanoğlu İlkokulu öğrencisi Kayra Temel ise tüm çocukların bayramını kutladı. Farklı okullardan değil mi? Atatürk İlkokulu Müdürü Ayşe Ertürk Şan başkanlığında 6 ilçeden 15 öğrenci 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yi ziyaret etti. Evet, hoş geldiniz. Öğrenciler kabul sırasında Zorlu Töre'ye çiçek takdiminde bulundu. Cumhuriyet Meclisi Başkanlık koltuğunu Karaoğlanoğlu İlkokulu öğrencisi Kayra Temel'e devreden Zorlu Töre, öğrencilerden kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını istedi. Sağlıklı beslenmek çok önemlidir. Sağlıklı olmak çok önemlidir. Hem beslenme hem sağlık açısından da dikkat etmemiz gerekir. Kötü alışkanlıklarımız olmaması lazımdır. Kötü alışkanlıkları bize bulaştırmak isteyenleri reddetmemiz lazımdır. Çünkü toplumun içerisinde, halkın içerisinde yanlış yapan kişiler de var. Büyüklerin içerisinde de var, küçüklerin içerisinde de var. Ama siz daima temiz kalacaksınız. Lekesiz olacaksınız. Türk çocuğu lekesiz olmalıdır. Atatürk'ün çocukları tertemiz, kırıl kırıl olmalıdır. Atatürk neden 23 Nisan'ı Ulusal Egemenlik Bayramı gibi egemenlik fevkalde önemlidir? Çocuklara armağan etmiştir egemenliği. Sonra bütün dünya çocuklarına 23 Nisan bayram olarak hediye edilmiştir. Atatürk Türk çocukları için şöyle dedi: Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça büyük işler başaracaktır. Demek ki Türk çocuğu atasını, tarihini de iyi bilecektir. Cumhuriyet Meclisi Başkanlık koltuğuna oturan Karaoğlanoğlu İlkokulu öğrencisi Kayra Temel ise konuşmasına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara armağan eden Atatürk'e teşekkürlerini sunarak başladı. Sadece bu ülkede değil, tüm dünyada barış, huzur, sağlık, mutluluk, çocukların güldüğü ve kardeşliğin olmasını istiyorum. Tüm çocukların çok 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Açıklamaların ardından çocuklara günün anısına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti bayrakları armağan edildi. Mecliste dün çok özel bir toplantı da vardı. Cumhuriyet Meclisi'ndeki koltukların sahipleri geleceğin teminatı çocuklar oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ülkedeki okulları temsil eden öğrenciler milletvekili koltuklarında oturmanın heyecanını yaşadı ve konuşma yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda her ilçeden çıkan milletvekili sayısı kadar öğrencinin katılımıyla çocuk hakları gündemli temsili özel oturum yapıldı. Genel kurulda zillerin çalınmasının ardından içeriye giren geleceğin vekilleri genel kurul kürsüsünden konuşmalar gerçekleştirdi. Genel kurulda ilk olarak Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Meclis Genel Kurulu'nu oluşturan öğrencilere hitap etti. Kendi cumhuriyetimize, kendi egemenliğimize, kendi Cumhuriyet Meclisimize sahip çıkarak yolumuza devam edeceğiz. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu temsili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Gözen Kaçak'ın Cumhuriyet Meclisi'nin 10. dönem 3. yasama yılının 23 Nisan özel birleşimini açıyorum sözleriyle başladı. 23 Nisan özel birleşimini açıyorum. Nisap tamam mı? Nisap tamamdır Sayın Başkan. Başkan Gözen Kaçak daha sonra tüm öğrencilerle birlikte Türk çocuğunun andını okudu. Ey büyük Atatürk. Ey büyük Atatürk. Açtığın yolda. Açtığın yolda. Gösterdiğin hedefe. Gösterdiğin hedefe. Durmadan yüreğeceğime. Durmadan yüreğeceğime. And içerim. And içerim. Gözen Kaçak daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirdi. Bir günlüğüne de olsa halkımızın temsil edildiği bu özel binada bugün sizlerle birlikte olmanın sorumluluğu oldukça ağır. Bu önemli görevi üstlenmiş olmaktan dolayı kıvanç duyduğumu belirtir. Bana ve arkadaşlarıma bu fırsatı sunduğunuz için sizlere herkes adına teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Gözen Koçan konuşmasının ardından 6 ilçeyi temsil eden 6 öğrenci konuşma yaptı. Gazi Mausa ilçesinden Tatlı Su İlkokulu öğrencisi Mustafa Ömer çocuk hakları bildirgesini okumak üzere kürsüye çıktı. Çocukların sevgiye, şefkate, korunmaya herkesten daha çok ihtiyacı olduğu su götürmez bir gerçektir. Çocuk toplumun bir parçası ve gelecekteki toplumun güvencesidir. Girne ilçesinden Çamlıbel Aysun İlkokulu öğrencisi Cemre Harunsa, "Benim iki bayrağım var" isimli şiirini okudu. Biri yüreklerde sabır, biri yaştır kirpiklerde. Benim iki bayrağım var, gölgesi üstüme düşer, pırıl pırıldır göklerde. Ardından Lefkoşa ilçesinden Necati Taşkın İlkokulu öğrencisi Aslı Öztaşlı konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. Ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gururu ve mutluluğu içindeyiz. Girne ilçesini ise Ağırdağ Dağyolu İlkokulu öğrencisi Eylül Mercan temsil etti, konuşma yaptı. Bu bayram Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920'de açılması ve egemenliğin millete ait olduğunu vurgulayan Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği anlamlı bir gündür. Güzelyurt ilçesini temsilense Fikri Karayel İlkokulu öğrencisi Gülistan Ünalan kürsüye çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamalarının gurur ve mutluluk içerisindeyiz. Atatürk tek egemenlik vardır. O da ulusal egemenlik diyerek Cumhuriyet'e vurgu yapmıştı. Ünalan'ın ardından Lefke ilçesinden 7 Dalga İlkokulu öğrencisi Duru Ülkü Şansalan konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. Gelin el ele verelim. Güzel bir dünya yaratalım. Adı mutluluk, kardeşlik, barış olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Genel kurulun çok özel oturumunda daha sonra İskele ilçesinden Dipkarpaz İlkokulu öğrencisi Rabia Miray Korkmaz konuşma yaptı. Atatürk, küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bu ülkenin aydınısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız, demiştir. Genel kurulda son konuşmayı Gazi Mausa ilçesinden Şehit Osman Ahmet İlkokulu öğrencisi Ayşe Derin Tuncelli yaptı. Çocuk haklarının yetişkin haklarından farklı olarak algılanması gerektiği düşüncesinden yola çıkarak çocuk hakları bildirgesi hazırlanmış ve 1924'te Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilerek uygulanmıştır. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin temel ilkelerinin hepsi biz çocukların yarar ve çıkarları dikkate alınarak hazırlanıp düzenlenmiştir. Genel kurulun özel oturumu konuşmaların ardından tamamlandı. Çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Bakanlar Kurulu toplantısına da katıldı. Çocuklar koltukları devraldı, proje ve taleplerini paylaştı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 6 ilçeden 15 çocuk bakanlar kurulunu da ziyaret etti. Bakanlar kurulu salonunda çocukları karşılayan bakanlar yerlerini çocuklara bıraktı. Başbakan Ünal Üstel yaptığı konuşmada bugünün küçüklerinin yarının büyükleri olduğuna dikkat çekerek görevlerinizi geleceğin idarecisi olacak olan çocuklarımıza bırakacağız dedi. Ve 23 Nisan çok anlamlı bir gün. Çünkü 23 Nisan 1920'de Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin esaretten kurtulup bağımsızlığını ve egemenliğini inan ettiği gün ve bununla da kalmayıp halkın umutlarının yeşerdiği bir gündür. Ve bunu hep yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Atatürk'ü bugünü çocuklarımıza emanet etti. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bugün yarın 104. kuruluş yıl dönümü bütün ülkelerimizde çocuklarımıza armağan ederek bu güzel, bu egemenlik, bağımsızlık bayramını çocuklarımızın omuzlarına yükledi. Ve dedi ki geleceğimiz
sizlersiniz, yani çocuklarımızdır. Bugün Kıbrıs Türk halkı da bu egemen ve özgürce yaşamak için büyük mücadeleler verdi. Ve bugün bu özgür ortamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni savunurken ve yarın da bunu savunacak olan sizlersiniz değerli çocuklarımız. Başbakanın konuşmasının ardından Başbakan koltuğuna Gazi Canbulat İlkokulu öğrencisi Ebrar Birgin oturdu. 23 Nisan'ı bize Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yapan Mustafa Kemal Atatürk'e öncelikle teşekkürlerimizi sunuyorum. 23 Nisan bütün dünya çocuklar gününde, sadece 23 Nisan değil, bütün günler dünya çocuklar günü olarak kutlansa, tüm dünyadaki çocukların yüzü gülse hayat çok güzel geçecek. Çocukları bir günlüğüne, sadece bir günlüğüne bile olsa dünyayı onlara bıraksak dünyada barış, dostluk, kardeşlik kazanacak. Daha sonra kabinete yer alan bakanların koltuklarına oturan çocuklar da duygu ve düşüncelerini paylaştı. 23 Nisan'da daha fazla kutlama olsun ve hep barış olsun. Evet, gündemde de aktarmış olduğumuz gibi saatler 9'u gösterdiğinde Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek. 23 Nisan coşkusu yaşanacak. Şu anda hareketlilik var, ancak 4 dakika daha var törenin başlamasına. Bültenimize devam edelim. Tören başlar başlamaz kameralarımızı oraya çevireceğiz. Evet, bültenimize 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine devam edelim sizlerle paylaşmaya. Etkinlikler kapsamında ziyaretler gerçekleştiren çocuk heyeti Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından da kabul edildi. İzliyoruz. 5'i Lefkoşa, 3'ü Girne, 3'ü Gazi Mausa, 2'si Güzel Yurt ve birer tane de İskele ve Lefke bölgesi okullarından gelen 15 öğrenciden oluşan ekip, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı toplantıda sohbet etti. Çocuklar daha sonra Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu odasında ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, öğrencileri kabulünde yaptığı konuşmada, bakanlığın amacının çocuklara hizmet olduğunu ifade ederek çocuklarla yaptıkları sohbetlerde okuma, yazma, anlama ve anlatma bakımından çok güçlü bir neslin gelmekte olduğunun gözlemlediğini belirtti. Gerçekten öğretmenlerimiz bir teşekkürü hak ediyor. Çünkü çok şükür ki okuma, yazma, anlama ve anlatma yönünde çok güçlü bir nesil yetişiyor. Bu neslin bu güçlü tarafını da birçok meslek edinme yönünde kendi tercihlerini yapacaklar. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının daha refah, daha sağlıklı, daha mutlu yaşayabilmesi için gelecekte nöbeti onlara devredeceğiz. Bakan Çavuşoğlu, olumlu olumsuz eleştirileri doğrultusunda çocuklar için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak tüm çocukların bayramını kutladı. Bakanlık koltuğunu devralan 23 Nisan İlkokulu öğrencisi Duru Yılmazer de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hediye ettiği için Ulu Önder Atatürk'e teşekkür ederek daha çok aktivite yapılabilen gelişmiş okullar istediklerini belirtti. Tüm çocukların her gün, her zaman ve her yerde yüzlerinin gülmesini diliyorum. Her gününüz 23 Nisan tadında olsun. Herkese bayramı kutlar. ...23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ziyaretler gerçekleştiren çocuk heyeti, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nu da ziyaret etti. Feyzioğlu, 23 Nisan bağımsız ve egemen bir devlet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek yaşayacağının bir vurgusudur dedi. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 6 ilçeden 15 öğrenciyi ağırladı. Çok teşekkür ederim. Çocuklar, size de çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Öğrencilere başkanlık eden Atatürk İlkokulu Müdürü Ayşe Öztürk Şan, "Çocuklar geleceğimizdir" diyerek geleceğimiz olan çocuklarla
Sabah haberin sonuna geldik sayın seyirciler. Şimdi ise Lefkoşa Atatürk Anıtı'na dönüyoruz ve oradaki kutlamaları sizlerle paylaşacağız. Yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde yeniden sizlerle olmak ümidiyle hoşça kalın. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi. Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ediyorum. Sayın protokol, değerli basın mensupları. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Lefkoşa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 104. yıl dönümünde burada kutlamak için hep birlikte toplanmış bulunmaktayız. Ben bir kez daha Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e Türk çocuklarına verdiği önem ve ulusal egemenliğin esas itibariyle millet iradesinin esas hakimiyet olduğunu ve dolayısıyla 1920'de yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı dolayısıyla bugünü bizlere armağan ettiği için kendisine bir kez daha burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa'nın başkentinde Kıbrıs Türk halkı adına da teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Elbette çocuklarımız bizlerin en değerli varlıklarıdır. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de geldiği aşamada egemenlik temelinde buradaki varlığımız sürdürülmesi için egemenliğin ne kadar önemli olduğunu çocuklarımızla bir kez daha buradan paylaşmak istiyorum. Egemenlik demek millet iradesi ve kendi kimliğimizle, değerlerimizle, milli ve manevi duygularımızla bu topraklarda varlığımızın yegane teminatıdır diye değerlendiriyorum. Bir kez daha tüm çocuklarımızın bayramını kutlarken onlar bizlerin en değerli varlıkları olduğunu ve aynı zamanda onlar bizlerin geleceğinin umut ve teminatı olduğunu da buradan belirtmek istiyorum. Bir kez daha Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'ne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederken bütün Türk çocuklarının bayramını kutluyorum. Ve esas itibariyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ta 1920 yılında 104 yıl önce bütün dünya çocuklarına armağan ettiği bugünün ne kadar anlamlı ve değerli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum.
Bu vesileyle 6 Şubat depreminde hayatlarını kaybeden şampiyon milletlerimiz de dahil deprem bölgelerinde de hayatlarını kaybeden tüm çocuklarımızı da rahmetle anar, onlara ve ailelerine saygılar sunarım. Çok teşekkür ediyorum. Tören sona ermiştir. Arz ederim. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Yüksek basınç sistemiyle nemli ve nispeten sıcak hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda hava parçalı bulutlu geçmesi beklenmektedir. Rüzgar kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bugün gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 34, Girne'de 27, Alemkayası'nda 27, Güzelyurt'ta 30, Gazi Mausa'da 26, Lefke'de 27, Yeni Erenköy'de 25, İskele'de 33 derece dolaylarında olacak. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 16, Girne'de 19, Alemkayası'nda 15, Güzelyurt'ta 14, Gazi Mausa'da 17, Lefke'de 17, Yeni Erenköy'de 18, İskele'de ise 16 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 36, Girne'de 31, Alemkayası'nda 29, Güzelyurt'ta 34, Gazi Mausa'da 28, Lefke'de 31, Yeni Erenköy'de 32, İskele'de 34 derece dolaylarında olacak. Bölgemiz denizlerinde hava bugün parçalı bulutlu, kuzey ve doğu yönlerden 3-4 kuvvetinde esecek. Deniz hafif yer yer orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 1-2 metre dolaylarında olacak. Orman yangın olasılığı ve ultraviyole radyasyonu çok yüksek olması beklenmektedir. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu. Ülke tenisi çok değerli bir ismi kaybetti. Kıbrıs şampiyonu Özel Vasıf 89 yaşında yaşamını yitirdi. Yıllarca turnuvalarda şampiyonlukların sahibi olmuş Özel Vasıf, bu dala birçok sporcu yetiştirmişti. Özel Vasıf'ın vefatı, özelde tenis, genelde de spor camiasında üzüntüye neden oldu. Ülkenin teniste gelmiş geçmiş en önemli isimlerinden ve örnek kişiliklerinden biri olan Özel Vasıf, bugün sonsuzluğa uğurlanacak. Cenaze töreni öncesinde Tenis Federasyonu'nda da bir tören düzenlenecek. Beretespor'a konuşan Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, tenis adına birçok başarıya imza atmış, çok değerli bir insan ve örnek bir kişilikti. Kendisi, Kıbrıs Türk kadınının modern hayata geçişte örnek önemli değerlerinden birisi olmuştur. Onun ismini yaşatmak, gelecek nesillere onu anlatmak, yeni özel vasıfları ülkemize kazandırmak boynumuzun borcudur ifadelerini kullandı. Aksa 1. Lig'de Miracle Değirmenlik'le Süper Lig'e çıkacak 2. takım ve playoff oynayacak takımların mücadelesi devam ediyor. Haftayı mağlubiyetle kapatan Esentepe 49 puanla 2. sırada, puan alamayan Gönyeli de 48 puanla 3. basamakta bulunuyor. Gönyeli karşısında kazanan Dems Construction Çanakkale bu galibiyetle 46 puanla 4. sıraya yerleşti. Yalova haftayı aynı puanla 5. 44 puanı olan Hamitköy 6.
43 puandaki Mustafa Hacı Ali Yılmazköy 7. 42 puanda olan Binatlı da 8. sırada kapattı. Puma Kadınlar Ligi'nde yarı finalistler belli oldu. Yarı final mücadelesi China Bazar Gençlik Gücü, Dems Construction Mausa Spor Akademisi, Küçük Kaymaklı ve Doğan Türk Birliği takımları arasında geçecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finalde China Bazar Gençlik Gücü ile Küçük Kaymaklı, Dems Construction Mausa Spor Akademisi ile de Doğan Türk Birliği karşı karşıya gelecek. Musmer Yunelik'te şampiyonluk Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi'nin. UKÜ Arena'da kalabalık basketbol sever kitlesi önünde oynanan maçta Bahçeşehir Üniversitesi baştan sona üstün bir mücadele sergiledi ve sahadan 69-52'lik skorla üstün ayrıldı. Şampiyon takımda Çiğ 23 sayıyla maçın en değerli oyuncusu oldu. Final maçı öncesinde oynanan üçüncülük maçında Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ni 83-82 yendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güreş Federasyonu'nun 2024 yılı ilk müsabakasında Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü 2 birincilik kupası kazandı. Lefkoşa'da Rifat Şener Güreş Salonu'nda 21 Nisan Pazar günü merhum güreş adamı Ali Çocuk'un anısına Yıldız A ve B kategorilerinde müsabakalar yapıldı. 4 kulübün mücadelesi sonunda 2 kategoride birincilik kazanan Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü'nün antrenörü Ömer Çavuşoğlu'na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar tarafından 2 kupa verildi. Dereceye giren güreşçiler de madalyayla ödüllendirildi.